Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Hepinize merhaba, kolay gelsin, hoş geldiniz. Birliklerimiz saat 17.30'a kadar devam edecek. Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da yeni teknik heyetler göreve başladılar. Dün Domenech Torren göreve başladı ve esaslı bir çalışma yaptı. Takımda kalması planlanan ya da gitmesi söz konusu olan, yani gitme ihtimali olan oyuncularla görüştü. Onlarla ilgili bilgi aldı ve taktik anlayışını, felsefesini bütün öğrencilerine anlattı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal görev başı yaptı ve bugün Beşiktaş'ta bir basın toplantısı vardı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı, Mayıs'ta aday olacağını söyledi. Önder Karaveli ile devam ediyoruz dedi. Ve Ceyhun Kazancı'ya yeni bir görev tebliğ edildi. Bu da kamuoyuyla paylaşıldı. Beşiktaş bölümümüzle başlayacağız programımıza. Trabzonspor bölümümüzde transferle ilgili haberleri aktaracağız sizlere. Elbette ki dün oynanan Süper Kupa yarı final ilk maçı Real Madrid-Barcelona arasında Real Madrid kazandı. Uzatma dakikalarında bulduğu golle bu akşam da Atletico Madrid-Atletico Bilbao maçı var. İspanya Süper Kupası'nda değişik bir final oynanıyor bu sezon. 4 takımlı ve tabii getirisi de çok olan bir final yapısı bu. Bu akşam da bakalım finalist kim olacak? Bence bir Madrid derbisi olacak. Avrupa futbolundan notları da bulabileceksiniz programımız çerçevesinde. Beşiktaş'ta başlıyoruz programımıza. Sevgili Aydın Bayram bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim her şeyden önce sizi. Dediğiniz gibi oldu. Yani sevgili Özgür, senle yayına çıkarken dersimizi çalışıp not tutup yayında söyleyebileceklerimiz doğruluğunu teyit etmek için değerli yöneticilerle spor muhabir arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Buradan her söylediğimizin altına imza atmamız lazım ki bizi dinleyenleri yanlış göndermeyelim. Biz seninle beraber yaklaşık son bir ayda her hafta yayın yapıyoruz. Bazen bir gün, bazen iki gün ve orada Önder Karaveli Hoca ile sezon sonuna kadar devam edeceğini, hatta dünkü yayında bugünkü basın toplantısında Sayın Önder Karaveli'nin de olacağını, son testin negatif çıkacağını, başkanın yanında olacağını söylemiştik. Dediğimi çıktı Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi, Önder Hoca için Önder Karaveli artık bizim yeni teknik direktörümüzdür dedi. Yani senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da Torrent ve Beşiktaş'ta da Önder Karaveli Hoca sezon sonuna kadar görevlerin başında olacak. Buradan hem Önder Hoca'ya hem Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyelim. Basın toplantısı izlediğim zaman Önder Karaveli hakkında şöyle bir duyguya katıldım. Çok donanımlı, çok bilgili, altyapıya çok kıymet vermiş, emek harcamış. Yani hakikaten değerli, kıymetli bir hoca. Çok hakim altyapıya, yani gençlere çok hakim. Mesela Emirhan için bir cümlesi var ki bana göre çok doğru bir cümle. Ben diyor Emirhan'ı diyor okyanusa attım, yüzmesini, yüzebileceğini gösterdi ve Emirhan gibi birçok gencimiz var 5 yaş adına diyor yeni sezonda sahneye çıkacak diyor. Bu çok kıymetli bir tespit. Yani Beşiktaş'ta sadece Emirhan değil, Emirhan gibi en az 3-4 tane de oyuncuyu ikinci yarı maçlarında sahada göreceğiz. Bunu da buradan söylemek istedim sevgili Özgür. Sevgili Aydın Bayram bu tespitlerini yaptı sizlerle. Sizden ve dinleyicilerimizden izin istiyorum sevgili Aydın Bayram. Sohbetimiz biraz daha sürecek. Size sormak istediğim sorular var ama reklam vakti gelmiş. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sevgili Aydın Bayram bizimle birlikte bir kez daha Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. Şimdi Önder Karaveli ile devam ediyoruz dedi. Sizin bir önemli haberiniz vardı geçen hafta. Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edecek her şekilde. Ve sezon sonunda Şenol Güneş ekibin başına geçecek şeklinde. Ne dersiniz? Bugünkü basın toplantısında bu söylemi haberleştiğimiz olayı ve senin yayını anlattığımızı, bugün Şansal Büyükoğlu'nun da köşesine taşıdığı bu haberi Sayın Başkan'a bugün basın toplantısına sordular. Başkan da bugünden böyle bir basın toplantısında evet Şenol Güneş'e anlaştık, sezon sonu gelecek diyemez tabii ki. Topu biraz çevirdi, yuvarladı. Önümüzdeki zaman ne gösterir bilemeyiz ama dedi, biz şu anda hocamız, teknik direktörümüz Önder Karaveli demişti. Çünkü yeni sezonda Fenerbahçe'yle konuşurken, yeni sezonda belki Torrent'in gidip daha kalibreli bir hoca gelmişken
Beşiktaş bu yarışta eğer yine şampiyonla oynamak istiyorsa çok daha deneyimli, Süper Lig baskısını kaldırabilecek. Tabii ki ekip de Önder Hoca olacak. Ben Şenol Güneş isminin ağırlıkta olduğunu ve anlaşmanın sözlü olarak yapıldığını söylemek istedim. Bugün mesela başkanın basın toplantısına dikkat çeken birkaç konuyu anlatmak istedim işte vaktimiz varsa. Mayıs'ta aday olacağını bugünden deklar etti ve dedi ki yani 3-5 kişi birleşip karşıma gelmeyin, tek tek rakip olun bana dedi. Lavin ve Vida konusunda bizim Beşiktaş yönteminin verdiği rakamları kabul etmeyenlerle dedi. Sezon sonunda anlaşmamız mümkün değil dedi. Yani ve Vidal Veler yine buradan bir kez daha mesaj verdi. Lens'in artık kendini emekli ayırmış modunda olduğunu söyledi. Efendime söyleyeyim, Ley için bütün fırsatları elde ettiğini söyledi forma giyme açısından. Enskala'nın bu takıma yararlı olamadığını söyledi. Yani Douglas'ın Yunanistan deplasmanına Falk maçına götürülmek istendiğini ama gitmek istemediğini söyledi. Yani Beşiktaş'ta kaldı şu kalanlarla ilgili başkanın çok olumlu, çok doğru tespitleri var. Buradan bir pencere açmak daha isterim. Ben Ceyhun Kazancı yeni sportif direktör oldu genel müdürün yanı sırasında. Burada yeni sezonda başkanın bugünkü basın toplantısında bir cümlesi var. Biz yüksek montanlı, yüksek ücretli sözleşmeler yapmayacağız. Yeni sezonda Beşiktaş her yıl, bunu tabii her sezonda yayacaklar, her yıl altyapıdan 3 ya da 4 futbolcuyu A takıma monte etmek ve Metin Ali Feyyaz'ı dönemlerdeki gibi yerli futbolcu ağırlıklı bir Beşiktaş düzenine geçmek istiyorlar. Bunu da buradan bizi dinleyen aktarmak istedim ki bana göre de çok doğru, çok akılcı bir şey. Yani bu mali şartlarda bu kadar yüksek paralar vermek bütün kulüplerin kasasını boşaltmasına neden olur. Ben Beşiktaş'ın yine aynı şeyi söylüyorum. Ocak ayında eğer fırsat transferi olmazsa transfer yapmayacaklar. Bunun da altını özellikle kırmızı kalemle çizmek istedim. Bilgi. Çok önemli bir bilgi. Sevgili Aydın Bayram bunu aktardı. Eğer fırsat transferi söz konusu değilse Beşiktaş transfer yapmayacak değil mi? Yapmayacak. Net bir biçimde. Peki evet, Vida'nın Watford ya da Premier Lig'de bu ayarda ortalama bir takıma gitmesi adına çalışma yürütüyor mu? Israr ediyor mu işte? Sen git illa transferi kabul et diye. Yani sevgili Özgür, şunu altını çizmek istedim. Dünkü yayında söylemiştim. Bugün bir kez daha tekrarlayalım. Menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine Vida'nın menajeri bizi Watford istiyor dediği zaman Beşiktaş yönetimi demiş ki istiyorsa bize resmi teklif mektubunu ortaya koyun. Vida'nın 1.9 milyon euro alacağı var Beşiktaş'ta. Bonservisine karşılık size bonservisi verelim. Size peşinnamı imzalayın alacağınıza karşılık. Yani Beşiktaş'a Vida'nın menajeri diyor ki biz İngiltere'den Watford istiyor. İstiyorsa diyor resmi teklif mektubunu ortaya koyun. Anladım. Aynı şey Vida şey de Leic için de geçerli. Başakşehir istiyor ama Leic de 1.7 milyon euroluk alacağı var Beşiktaş'ta. Beşiktaş aynı teklifi ona yapıyor. Fezinami imzala alacaklarına karşılık. Bon servisini verelim. Ocak ayında Başakşehir'e gidebilirsin. Ama şu anda resmileşmiş, kesinleşmiş bir şey yok. Bunu da altını özellikle çizmek isterim. Peki. Sevgili Aydın Bayram son derece önemli açıklamalar yaptı. Bu arada Can Bozdağ'ın bütün hakları alındı değil mi şeyden? Şarkı'da. Alınmadı. Şu anda Şarkı Kulübü'yle pazarlık yapılıyor. Şarkı Kulübü'yle Can Bozdağ'ın 5 yaşa vermeye niyetli. Orada ben çok büyük prizler çıkacağını zannetmiyorum. Can da tercihini 5 yaşından yana kullandı. Çok iyi bir futbolcu. İlk yarı çok şans bulamadı ama sonra işte koronavirüse yakalandı. Onun da atlattı. Mesela bugün Gaziantep Kulübü'nde açıklaması var. Beşiktaş maç öncesi 7 tane futbolcusunda teknik personelinde total 9 kişide koronavirüs çıkmış. Onları bir kez daha geçmiş olsun diyelim Antep camiasına. Hakikaten bu koronavirüs illeti herkesin başına dert. Geçen hafta Beşiktaş ise deplasmanı bu kadar eksik gitmişti. Aynı şey bu hafta Gaziantep için de geçerli. Zor bir maç. Ben şöyle bir bilgi aldım. Yarın maçta Batshuayi yedekleri görürsek şaşırmayalım. Çünkü birkaç idmanda Batshuayi yedek takımı deniliyormuş. Ki son Rize maçında çok kötü bir performans sergilemişti. Boş kaleye toplar atamamıştı. Yani bundan sonraki süreçte ben Batshuayi zaman zaman yedek kulübesine görebiliriz. Bu da bize sürpriz olmasın. Peki.
Sevgili Aydın Bayram, Batshuayi yedek kulübesinde olabilir diyor. Batshuayi'nin sözleşmesinin, kiralık sözleşmesinin feshedilme ihtimali sürpriz olur mu? Bence öyle bir, şu anda öyle bir gündem yok Beşiktaş'ta, ama Beşiktaş eğer bu performansı devam ederse Batshuayi'de yeni sezonda sözleşme imzalamayacak. Bunu Beşiktaş yönetiminden de doğrulattım. Bu performansı devam ederse yeni sezonda Batshuayi Beşiktaş'ta görmeyeceğiz. Belki Başakşehir'den Okan Kahan birisi olabilir mi? Yeni sezon için bu, yani belki bugünden yazılıyor ama 5 yaşında bir OKK hamlesi olabilir 5 yaş yönetiminde aklında. Başakşehir'de hani hakikaten bu Emre Belözoğlu sonrası üstte bir performans sergiledi. Yani yeni sezon için, Ocak ayı için söylemiyorum, Başakşehir'den bir OKK hamlesi olabilir. O da iyi bir futbolcu, fileli bir futbolcu. Rakipleri mücadele girdiği zaman rakip defansı dağıtabilen bir futbolcu. Çerçeve gördüğü zaman gol atabilen bir futbolcu. İkinci, mesela bizim maçın ikinci yarısında Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonlar ya da ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlar Beşiktaş taraftarına paş paş yoldurmuştu. Beşiktaş yani maalesef Mario Gomez, Abubakar ve Dembaba sonrası aradığı nokta golcüyü bulamadı. Bu da Beşiktaş'ın hücum gücünü maalesef aşağı çekiyor. Bunu hep beraber zaten görüyoruz, izliyoruz. Peki Okako'nun transfer olasılığı nedir? Başakşehir Adem Laiç'e talip oldu galiba. Ne dersiniz? Takas için değil. Yani takas gündeme geldi diye iddialar var. Takas için değil. Çünkü Beşiktaş'ta Laiç'in şeyden kurtulmak istiyor. Çok büyük ücret oluyor Beşiktaş'tan. 3.4 milyon euro aylık yıllık ücreti var. 1.7 milyon euro kalan ücreti var. Takaslı değil, çünkü takas için Başakşehir kabul etmiyor. Bon servisi olabilir, sezon sonu için söylüyorum. Bu olabilir ama şu anda takas için gündeme değil. Onu da belirtmek isterim. Peki. Sevgili Aydın Bayram, bu önemli bilgileri aktardık. Selen'den de inanıyor musunuz bu transferin Beşiktaş'a olacağını bu dönem içerisinde? Yani biliyorsun sevgili Özgür, Başakşehir Visca'yı zirve yarışında da yer alan bir takım Trabzonspor'a veriyorsa transferde olmaz olmaz diye bir şey yok. Geçen sene hatırlarsan İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye verdi Başakşehir. Başakşehir'de şöyle bir mantalite var ki ben çok doğru buluyorum. Futbolcu ederini bulduğu an satacaksın. Ki bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir Ömür'ü ben 19 milyon euroya satmadım demişti. Yani hatta bu iş belki Beşiktaş'ta vida için geçerli. Fikret Orman döneminde 13-14-15 milyon eurolardan bahsediliyordu. Beşiktaş 20 milyon euro satmak isterken şu anda elde kaldı ve 2 milyon euro imza atmayan bir vida var. Yani futbolcu değerini bulduktan sonra satmak lazım. Bu kim olursa olsun. Bu Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu da olabilir. Beşiktaş'ta Emirhan da olabilir. Yani bu tür oyuncular değerini bulduğu an elden çıkacaksın. Kulüp de para kazanacak. Futbolcu da para kazanacak. Bunun en güzel örneği Visca. Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgilerden dolayı sevgili Aydın Bayram. Bu arada ben teşekkür ederim. Ajax ve Borussia Dortmund dikkatle izliyormuş. Bir gazetede bugün Barcelona'nın da Emirhan'ı takibi aldığından bahsedildi vesaire. Ne dersiniz? Sevgili Özgür, şöyle bir tablo var. Zaten biz vitrine birini çıkardığımız zaman mutlaka bu tür futbolcuları hemen Avrupa'nın devlerinden birini pazarlamak, gündeme gelmesini sağlamak için elimizden geleni yaparız. 17 yaşında pırtı pırtı bir genç oyuncumuz. Beşiktaş'ın onu yeni bosundan bulduğunu ve bugün Emirhan olduğunu, iki maçtan Emirhan olduğunu gördük. Biraz ayakları yere sağlam basması lazım. Daha çok yolun başında basamakları teker teker çıkmak lazım. Onun için Emirhan için çok acele etmemek lazım. Bu tür haberleri de bazen kulağınızı tıkanmak lazım. Daha çok yolun başında, inşallah ikinci yarıda iyi bir Emirhan izlemek isteriz ki yeni sezon için bunları konuşmak için çok erken. Çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için, eksik olmayın. Ben teşekkür ederim, çok mersi, iyi yayınlar, saygılar, sevgiler. Futbol, dünyadan futbol. Fransa 1. Lig takımlarından Lille forma giyiyor Yusuf Yazıcı, bildiğiniz gibi, ve kiralık olarak transferi söz konusu. Çünkü bütün haklarıyla satmak istemiyor Lille. Onu önümüzdeki dönemde değerlendirebileceğini düşünüyor. CSKA Moskova ile temsilcileri bir süredir görüşüyorlardı. Anlaştılar mı? Muhtemeldir ki anlaştılar. Yusuf'un satın alma opsiyonu 12 milyon euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzalar çok kısa süre içerisinde atılacak. 24 yaşında biliyorsunuz oyuncu. Lille 22 maça çıkıp 671 dakika süre alabildi bu sezon. Ve bu sezon genel itibariyle 11'deki yerini kaybetti. Bu sürede milli futbolcu bir gol attı, bir tane de gol pası verdi.
futbol. Dünyadan futbol. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol. İtalya. Son lig şampiyonu Inter, İtalya Kupası'nın sahibi Juventus'u 120. dakikada Alexis Sanchez'in attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldığı karşılaşmadan Inter 2-1'lik galibiyette ayrıldı. Inter'in gollerini 35. dakikada Martinez, 120'de Alexis Sanchez kaydederken Juventus'un tek sayısı ise McKinney'den geldi 25. dakikada. Bu sonuçta İtalya Süper Kupası'nın sahibi Inter oldu. 4 yıl boyunca Milan forması giyen ve kupa kazanamayan Hakan Çalhanoğlu, Inter'e transfer olduktan 6 ay sonra kupa kazanmış oldu. Avrupa'dan futbol. İtalya. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Toplamda 3-0'lık skorla finale yükseldi. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Rudiger kaydetti. Tottenham'ın 40 ve 56'da penaltıları, 64'te ise Kane'le bulduğu gol VAR'da iptal edildi. İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Chelsea Liverpool-Arsenal eşleşmesini geçen tarafla 27 Şubat'ta finalde karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol. İspanya. İspanya Süper Kupa İlk kez farklı bir statüde 4 takımla yapılıyor. İlk maçta Real Madrid'e Barcelona karşılaştı ve bir El Clasico heyecanı yaşadı futbol severler. Normal süresi 2-2 bitti maçta. Uzatmalarda 3-2 kazanan Real Madrid oldu ve finale yükseldi. Suudi Arabistan'da yapılıyor İspanya Süper Kupası finalleri. İlk yarısı 1-1 sona erdi. Goller 26. dakikada Vinicius Junior ve Barcelona adına ise Luke De Jong'dan 42. dakikada geldi. İkinci yarıda Vinicius gol pası verdi. 72'de Benzema bu kez kendi golünü attı. Biliyorsunuz ilk yarıda Vinicius'un attığı golde de Benzema önce topu kazanmış, sonra da gol pası vermişti. Madrid takımı Ansu Fati'ye 83'te engel olamadı ve 2-2'ye geldi. Skor 90 dakikası 2-2 biten maçta uzatmalara gidildi. 82'de Modric'in yerine oyuna giren Valverde 98'de Real Madrid'in 3. golünü kaydetti ve takımının bu karşılaşmayı 3-2 kazanmasını sağladı. Üst üste 5. El Clasico galibiyetini almış oluyor böylece Real Madrid ve finale yükseldi. Rakibi bakalım Athletic Bilbao mu, Atletico de Madrid mi olacak? Maçı bir gol ve bir gol pasıyla tamamlayan Karim Benzema El Clasico tarihine geçti. Fransız yıldız El Clasico'larda 10 gol ve 10 gol pasıyla oynuyor. İkinci futbolcu oldu bunu yapabilen, 11 gol ve 10 asist. Son derece önemli bir istatistik. Kupada ikinci yarı final maçı 13 Ocak'ta, yani bu akşam Atletico Madrid'de Athletic Bilbao takımları arasında oynanacak ve 16 Ocak pazar günü ise 21.30'da Türkiye saatiyle final oynanacak. Ben bir Madrid finali olacağı kanaatindeyim. İspanya Süper Kupası La Liga kulüplerinde yeni bir ticari kaynak sağlaması amacıyla 2020 yılında format değiştirerek dörtlü final olarak oynanmaya başlanmıştı. Geçen sezonun Kral Kupası finalistleriyle ligi ilk iki sırada tamamlayan takımların katılmaya hak kazandığı Süper Kupada bir takımın her iki kulvarda da yer alması halinde lig sonu sıralamasına göre en üstte bulunanlar bu turnuvaya dahil ediliyor. İspanya Futbol Federasyonu Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 2020'de bu ülkenin futbol federasyonuyla tam 3 yıllık anlaşma imzalamıştı. Suudi Arabistan Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1.4 milyon avro, kupayı kaldıran takıma yani finalde kazanan takıma 2 milyon avro veriyor. İlk kez 2018 yılında İspanya dışında Fas'ın Tanger kentinde organize edilmişti. Süper Kupa geçen yıl Covid-19 salgını dolayısıyla ciddi yerine Sevilla'da oynanmıştı maçlar, biliyorsunuz. İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 13 kez de Barcelona. Real Madrid 11 kez kazandı bu kupayı. Son şampiyon Atletico Madrid ise 3 kez bu kupayı müzesine götürme başarısı elde etti. Avrupa'dan futbol. İspanya. Radyo Spor. Fenerbahçe Alman teknik direktör Joachim Löw'le anlaştı mı? Ali Koç'un açıklamaları böyle bir anlaşmanın olduğuna işaret ediyordu. Dün İsmail Kartal göreve geldi. Sezon sonuna kadar görevde kalacak ki Fenerbahçe'nin yaptığı deklarasyonda bu vurgu ön plana çıkıyor. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet diyor Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada.
takımı emanet ettiklerini ifade ediyorlar ama sezon sonunda belki İsmail Kartal'ın da içinde yer alacağı yeni bir ekip kurulacak ve bu ekibin başında da dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw yer alabilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Çünkü ismi tartışılmayan bir teknik direktör getirme çabası içerisindeyiz ama bu kolay olmuyor demişti Ali Koç yaptığı açıklamada. Evet, bu kolay olmuyor ama Löw'ü ikna etmekte bu dönem içerisinde mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla sezon sonu için belki bir anlaşma sağlanmış olabilir. Detaylarına bakacağız. Benim de inancım gelecek sezon için uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Joachim Löw'le Fenerbahçe'nin anlaştığı yönünde. Fenerbahçe bölümümüze geçtiğimizde çok daha fazla detayı sizlerle paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ile beraber düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Az sonra bu bant gelecek ve yayınlayacağız. Ve Önder Karaveli şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da büyük projemin her daim bir parçası olmaya devam edecektir diyor. Yani bir şekilde Önder Karaveli yeni kurulacak teknik ekip içerisinde yer alacak. Bu arada Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı. Değerli dinleyiciler, yarın başlıyor 21. hafta Süper Lig'de. 20'de Malatyaspor Göztepe'yi ağırlayacak. Cüneyt Çakır yönetecek bu maçı. Aynı saatte Beşiktaş'ın rakibi İstanbul'da Gaziantep Futbol Kulübü Arda Kardeşler bu maçta görev yapacak. Yarın, düzelterek söylüyorum, cumartesi günü 13.30 Adana Demirspor, Kayseri Spor, Serper Barış Saka. 16'da Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayacak hakem Ümit Öztürk. Aynı saatte Sivasspor Trabzonspor maçı var. Mete Kalkavan bu maçı yönetecek. 19'da cumartesi günü Antalya Spor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Pazar günü 13.30'da Alanya Spor, Aytemiz Alanya Spor, Altay, düzelterek söylüyorum, İzmir'de oynanacak maçta Altay Alanya Spor'u ağırlayacak ve Volkan Bayarslan bu maçta görev yapacak. 16'da Giresunspor Kasımpaşa maçı var. Yaşar Kemal Uğurlu maçın hakemi ve haftanın kapanış maçı Hatay'da oynanacak. Hatay Spor 19'da Galatasaray'ı ağırlıyor. Yeni teknik direktör Torren'le birlikte Hatay deplasmanında olacak. İlk maçına çıkacak Galatasaray ve bu maçı da Erkan Özdamar yönetecek. Başakşehir İttifak Holding Konyaspor mücadelesi Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenmişti. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Aston Villa Lucas Digne'yi kadrosuna kattı mı? Evet, böyle bir gelişme var. Ara transfer döneminde kadrosunu Philippe Coutinho ile güçlendirmişti Aston Villa. İngiliz basınında yer alan haberlerde 25 milyon sterlin karşılığında transfer operasyonunun tamamlandığı belirtiliyor. Biliyorsunuz Glasgow Rangers'tan ayrıldı ve Aston Villa'nın yeni menajeri, teknik direktörü oldu Steven Gerrard. Steven Gerrard transfer ilişkin yaptığı açıklamada Lucas'ı takıma kazandırabileceğimiz fırsatını gördüğümüz anda bu şansı kaçırmak istemedim. Ocak ayındaki transfer döneminde bu kalitedeki oyuncuları takıma kazandırmak kadroyu güçlendiriyor. Hepimiz bu transferden dolayı çok mutluyuz ifadelerini kullandı. Bu sezon Everton formasını 15 maçta giydi Lucas Digne ve bir gol kaydetti. Trabzonspor bölümümüzde sevgili Nihat Erence bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Nihat Erence, merhaba. Merhabalar Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum sana. İyi çalışmalar dilerim. Bu arada Trabzonspor'u konuşacağız ayrıntılıyla. Sevgili Nihat Erence çok önemli haberlere imza atıyor gazetesi Karadeniz'de. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Bir son dakika bilgisi, Dominic Torrent Galatasaray'la 1,5 yıllık anlaşma imzaladı yardımcılığıyla birlikte ve yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu son dakika bilgisini verdikten sonra bakalım Trabzonspor'da son durum ne, sizden öğreneceğiz. Nedir transferle ilgili? Şöyle Özgür, hani genelde hep seninle yayınlara katıldığımızda hep iyi şeyler konuşuyorduk ama bugün ilk defa böyle bir olumsuz bir gelişme oldu. Daha önce de hatırlarsın, Siyopis'te can sıkan gelişme diye geçen bir manşet yapmıştım ben. İki gündür idmanlara çıkmıyordu. Bugün bir kez daha Siyopis'in testi yapıldı. Maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumunda bir problem yok. Herhangi bir şey yok ama yaklaşık 7 gün izole edilecek. 7 gün sonunda tekrar teste girecek. Test negatif çıkarsa takımla çalışmalara başlayacak. Ama tabii bu arada 2 tane maçı kaçıracak. Hem cumartesi oynanacak Sivas maçını hem de hafta içinde Giresun'la oynanacak hafta içi maçında. Giresun karşısında olmayacak. Şeye göre, testin sonucuna göre 23'ünde biliyorsun Galatasaray'la deplasmanda maç var Trabzonspor'un. Yani eğer sağlık durumu el verirse 23 Ocak'taki maçta
kadroda olacak ama yine bir problem olursa muhtemelen yani önemli 3 tane maçı Siopis kaçırmış olacak. Yani Trabzonspor adına hani bu arada Canin'in de bir sakatlığı olduğu için orta sahada da önemli bir isimdi. Parmağı da biliyorsun o arada Abdülkadir parmağı da Kayserispor'a verdik biz. Hani belki parmak olsaydı bir ihtimal Siopis 3 maçı kaçırsa da parmak o boşluğu doldurabilirdi ama şu anda artık Trabzonspor yaklaşık 2 ya da 3 maç Siopis'ten yararlanamayacak. Yani bu bugünkü önemli bir gelişme. Sevgili Nihat Erenci, Siopis'le ilgili son durumu aktardı. Testi pozitif çıkmış, koronavirüs testi. Geçmiş olsun Siopis'te. Şimdi sevgili Nihat Erenci, Muhammed Demir Gaziantep Futbol Kulübü'nden Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu, Trabzonspor'da da forma giymişti. Alınıyor mu bu dönem içerisinde tekrar? Yani şöyle birkaç kez ismi geçti. Hatta hatırlarsın ben kendim bizzat Muhammed'le konuşmuştum. Bu sezon başında da adı geçiyordu. Çocuk şöyle orada şu ifadeyi kullanmıştı. Yani Trabzonspor'da dedi bir yarım kalan hikayem var. Onu tamamlamak istiyorum. Yani şu anda da hocanın bu aslında daha bu transfer daha çabuk gelişebilirdi Muhammed Demir transferi ama dün Canin'in MR'ı beklendiğinden daha iyi çıktı. O bir anlamda o Muhammed Demir transferini hani çok zorunlu halde bırakmadı. Eğer ki Canin'i yaklaşık 1,5-2 ay kadar sahalardan uzak kalsaydı Muhammed Demir'i mutlaka ilk etapta yani bir şekilde uydurulup Trabzonspor'a yeniden kazandırılma çalışılacaktı ama gündemdeki bir isim mevcut şeylere de tabii ekonomik koşullara da bakılıyor. Hani transferleri taraftarlar çok istiyor ama kulübün bir de belli bir bütçesi var. İşte malum ara transfer için tüm kulüplere harcayabilecekleri limitler açıklandı ki Trabzonspor'un da bu konuda %25 sapmayla birlikte 387 milyon TL'lik bir şeyi var. Kullanabileceği bir bedel var. Şimdi bu bedeli de tabii 3 tane önemli transfer yapıldı. Oraya belli bir miktar gitti. Şimdi bunların yapılabilmesi için kadrodan da birkaç kişinin ayrılması gerekiyor. İşte nedir? Tronsen'le ilgili hala beklentiler var. Tronsen'e takım bakılıyor. Bu yakın çevremizdeki Rizespor ve Giresunspor'un ilgileri vardı. Fakat şu anda hani net şu takıma gidiyor diyemiyoruz. Birkaç takımla daha Tronsen'in menajerinin görüştüğünü biliyorum ben. Yani Abdullah Hoca'nın şöyle ikinci yarı planları arasında Tronsen'e yer yok. O nedenle hani bir an önce Tronsen'i elden çıkarıp ya da işte bir takıma kiralayıp onun yerine işte gündemdeki stoperleri öncelikle almak istiyorlar ama kimdir bugün itibariyle gündemdeki stoperler? Ya şöyle Gigot ismini geçen günde konuşmuştuk senden. Salcedo'yu konuşmuştuk yine. Şu anda gündemde Samuel Gigot ve Salcedo yani şu anda ilk iki diyebilirim. Gigot'un bir avantajı şu 6 aylık bir süreci kaldı. Salcedo'nun 1 yıllık var. Yani orada Güney Amerika'da biliyorsun hani bizdeki gibi Haziran değil sözleşmeler daha çok 31 Aralık öyle hesaplanıyor. 2022 31 Aralık'ına kadar Salcedo'nun 1 yıllık daha sözleşmesi var. Yani bu Gigot'u o konuda biraz daha avantajlı. Şöyle avantajlı 6 aylık bir süreci kaldı. Yani daha biraz daha ekonomik olarak ucuz, cüzi bir rakama bonservisiyle gelme ihtimali var. Hatta izleme komitesinden dün ben birisiyle görüşmüştüm. Orada da şöyle dedi ki zaten biz ona rapor yazarken şöyle dedik. Yani stil olarak, futbol stil olarak bizim Egemen Hoca'nın dedi kopyası. Aynı onun gibi dedi. Çok böyle kim bunu söylüyor? İzleme komitesinden bir hangi futbolcu için? Samuel Gigot için. Yani fizikli şeyleri son derece yani ilk hamleleri son derece yerinde. Hatta bunun üzerine ben bir de Fransa'dan da bu konuda bir bilgi aldım. Yani kimdir nedir hani orayı daha iyi yakına. Orada da şöyle Türkiye Ligi'ni takip eden Fransa'dan bir isimden aldığım bilgiler o da şöyle söyledi. Hugo ile yani Edgar'ın yokluğunda Hugo ile iyi bir ikili olurlar. Biraz daha dedi şey dengeli. Yani
çok böyle hareketli, evet fizik gücünü iyi kullanıyor, rakiplerle boğuşuyor. Ama hani öyle çok seri bir şey stoper değil ama dengeli dedi. İlk hamleleri iyi. Yani gelen şeyler, bilgiler Gigot'la ilgili bayağı olumlu. Yönetiminde tabii bu konuda şu anda pazarlıkları devam ediyor. Aslında onların yani Abdullah Hoca'nın beklentisi bu hafta içinde stoperin de takıma katılmasıydı ama demek ki ekonomik konularda biraz tam anlaşmalar olmadığı için stoper transferi muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkacak gibi görünüyor Özgür. İç piyasada hangi stoperler gündemde ya da hala Trabzonspor'un gündeminde olduğundan bahsedebileceğimiz stoperler var mı? Ya örneğin Samet Akaydın Adana Demir. Şöyle iki tane isim var zaten. Samet biliyorsun zaten Trabzon'un çocuğu. Hatta son Fenerbahçe maçı sonrası da sosyal medyadaki paylaşımı bayağı bir Fenerbahçelileri kızdırmıştı. Kol bastı oynadı uçakta. Yani çocuk da istiyor buraya gelmeyi ama şimdi şöyle şu anda Adana Demirspor'da banko oynayan bir futbolcu. Banko oynayan bir futbolcuyu alabilmek için de yani sözleşmesi de daha bir hayli var. Böyle bir oyuncuyu alabilmek için çocuğun gelmek istediğini biliyorum. Fakat almak için de Adana Demirspor elindeki en önemli kozlarından bir tanesini elinden çıkaracak. Buna istinaden de yani Trabzonspor'un da bu transfer için bayağı bir ciddi bir para çıkarması gerekiyor. O konuda da pazarlıklar sürüyor ama ben hocanın Fatih Kurucuk isminde daha çok ısrarcı olduğunu biliyorum. Hatayspor'da oynayan onu daha çok istediğini biliyorum. Yani muhtemelen yerli isimlerde iki tane var. Yani hem Fatih ya da Samet arasında bunlardan bir tanesini kadroya düşünün. Yani ben hala evet Samet'le ilgili bugün daha çok haberler var ama benim kendi aldığım bilgiler hocanın Fatih Kurucuk isminde daha çok ısrarcı olduğu yönünde. Hatay Spor'a Karagümrük'ten gelmişti Fatih Kurucuk. Ve bu sezon başında da hatırlarsın. Hatırlarsın sezon başında da Trabzonspor çok istedi ama o dönem biraz fazla transferler yapıldığı için hani çok zaruri değildi. Stoper sayısı da bir aile fazlaydı. O nedenle biraz şey aldılar. Hani onu o dönem hani olmazsa olmaz diye bir transfer değildi. O nedenle ona bir hani o fren yaptılar diyelim. Ama şu anda tabii Edgar'da yaşanan problem, işte zaman zaman Hugo'nun sakatlanması, Türkmen'in hani tam böyle istikrarlı oynamaması, yani şampiyonluğa giden bir takım için de o mevkide mutlaka bir yerlinin olması gerektiğini hani zorunlu hale getiriyoruz. Peki sevgili Nihat Erence, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum tüm Radyo Spor dinleyenlerine. Selamlar olsun Trabzon'dan. Sağ olun. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü Nihat Erence son bilgileri aktardı Trabzonspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili. Fenerbahçe günü nasıl geçiriyor? Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte. İsmail Kartal sezon sonunda yeni kurulacak teknik ekipte yer alacak mı? Ve bu ekibin başında dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw yer alıyor mu? Bütün bunlara bakacağız. Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25 bizimle birlikte. İrfan hoş geldin. Merhabalar Özgür, yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Nasıl geçiriyor Fenerbahçe günü? Tabii Fenerbahçe bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal da ikinci kez Fenerbahçe'nin başında antrenmana çıktı. Tabii Gustavo Berisha sakatlar nedeniyle bir süre takımdan uzak. Onlar takımla birlikte çalışmalara başladılar artık. Ve teknik yerin görev vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek. Crespo'nun sakatlığının devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun halen Antalya maçında oynama ihtimali düşük. Yine Nazım Sakare'de onun da hastalığı nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayacağını söyleyelim. Onun haricinde Fenerbahçe tam kadro Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Özgür. Buradan yani Fenerbahçe'nin bugünkü programı bu şekilde. Tabii teknik direktörü İsmail Kartal'dan hızlı başladığını söyleyebiliriz. Devre arasına kadar, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalışacağını çalıştıracak. Ama İsmail Kartal oyuncularıyla dün bir toplantı yaptı. Yine birebir görüşmelerini oyuncularla sürdürüyor. Takım kaptanlarıyla birebir görüşmelerde bulunuyor. Mental anlamda ve motivasyon anlamda dibe vurmuşlar oyuncuları yeniden bir hedefe doğru odaklandırmak için çalışmalarını yapıyor. Tabii oldukça zor bir görev aldı. Onu söyleyelim. Yani şu anki ortam çok bir kaos ortamında ki görevi kabul etti. Bunu belirtelim ama tabii şu anda o Fenerbahçe'nin mevcut durumunu düzeltip en azından ligi bitirebildiği kadar en üst noktada bitirmek UEFA konferans
yarı final ya da daha üst noktalara taşıyabilmek takımı ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe. İrfan, Löw'le ilgili herhangi bir gelişme var mı senin duyduğun? Şöyle söyleyeyim, bugün dün Sayın Başkan Ali Koç Can Uçay'la birlikte Almanya'ya gitti. Joachim Löw'le bir özel görüşme yapacaklar. Bugün birebir bir yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu da tabii Löw'e hem takımın projesi, hedefler konusunda bilgiler, yani görüşmeler yapılacak. Ama şunu belirteyim Özgür. Yani şimdi İsmail Kartal göreve geldi. Yeni sezonda işte Löw'le devam edilecek ve İsmail Kartal bunun yardımcısı olacak şeklinde bir durum söz konusu değil. İsmail Kartal'la sorduğumuzda İsmail Kartal yani normalde de birinci teknik adam olarak görev yapmak istiyor. Yani Löw geldikten sonra İsmail Kartal'ın yardımcısı olacak. Yani Löw'le kesin Fenerbahçe anlaşacak, işte yeni sezonda İsmail Kartal Löw ikisi olacak düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyelim. Yani şu anda tabii böyle bir ileride olabilir mi? Olabilir ama şu anda böyle bir planlaması yok İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal sezon sonuna kadar takımı sezon sonuna kadar takımı çalıştırıp daha sonra birinci teknik adam olarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de şu andaki geçiş sürecini İsmail Kartal ile tamamlayıp yeni sezonda farklı yeni sezonda işte kariyerli bir teknik adama Fenerbahçe'yi devretmek istiyor. Bunların başında Löw. Ama Löw haricinde Jesus'la da bir görüşme gerçekleştirilecek. Oradan Sayın Başkan Almanya'dan Portekiz'e de gidecek. Onunla da bir yüzde görüşme gerçekleştirecek. Her iki kariyerli teknik adamları ikna etmeye çalışacak. Yani ortaya konacak projeler, işte takımın durumu, yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşmalar yapılacak. Ve bu isimleri ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Akşam saatlerinde başkanları Koç'la görüşmesinin olmasını bekliyoruz Özgür. Ama bu görüşme sadece bir günle sınırlı kalmayacak. Hani bu peyderpey birkaç gün devam edebilir yani bu görüşmene. Çünkü o sonuçta karşınızdaki teknik adamı ikna sürecinin belli bir süre olması bekleniyor. Anladım. Sen nasıl bakıyorsun kişisel anlamda? Olur mu bu iş? Benim aldığım bilgiler maddi anlamda bir yani çok fazla bir tutun olmadı. Yani maddi anlamda hemen hemen teknik birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama işte bu proje yeniden yapılanma gibi konularda belli görüşmeler yapılacak. Olabilir yani, neden burada tabii tamamen Sayın Başkan Ali Koç'a kalmış durumda. Yani onun ikna onu karşısındaki ismi ikna etmesi gerekiyor. Başka bir şöyle de söyleyeyim, artık işte bu isimler ortaya çıktıktan sonra da yani geçen sezon olduğu gibi işte Bielsa kalibresinde dedikten sonra işte Vito Pereira gelmişti. Şimdi Löw ve Jesus isimleri gibi isimler çıktıktan sonra daha farklı bir isim gelirse bu tepkiler daha da artacaktır. Yani şu anda zaten yönetime yönelmiş durumda. Yani bu geçiş sürecini İsmail Kartal'la tamamladı ama herkesin bir beklentisi var. Herkesin beklentisi, camianın beklentisi. Sezon sonunda en azından oraya Löw gibi kariyerli ve kimsenin tartışmayacağı bir ismi getirmek ve Fenerbahçe'nin artık şampiyonluğu oynayabilecek bir şampiyon mücadelesi verecek ve Avrupa'da da başarı kazanabilecek bir kadro yapılanmasıyla özlemini duyduğu başarıya ulaşmasını sağlamak. Ya bunun için de çalışmalar devam ediyor ama burada işte dediğim gibi Löw ve Jesus gibi kariyerli ve tartışmasız bir ismi getirmesi gerekiyor. Bunun haricinde Roger Schmidt de Fenerbahçe'nin gündemini, onu da söyleyelim. Hesav Antalya'nın teknik direktörü sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Ama tabii bu böyle isimleri getirmek biraz süreç alıyor. Bugün Ali Koç'un Löw'le görüşmesi var akşam saatlerinde. İlerleyen süreçlerde Jesus'la da Roger Schmidt'le de mutlaka görüşecektir. O zaman Ali Koç önüne bir plan koydu. İlk hedefi Joachim Löw. İkna edebilirse ne hala? Olmazsa Jorge Jesus, o da olmazsa Roger Schmidt. Tabii yani bu isimlerle mutlaka oturup bir planlama doğrusunda görüşmeler yapılacak. Bu isimleri ikna edebilir mi? Tabii süreci biz de izleyip bekleyip göreceğiz Özgür. Şimdi Joachim Löw'ün de benim aldığım bilgiler, tabii o da 5 büyüklükten bir yerden teklif, 5 büyüklükten en azından teklif bekliyor. Ama Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç da bizimle yaptığı maç öncesi yaptığı toplantısını şöyle söylemişti. Belki de sezon devam ederken gelecek sezon teknik direktörünü anlaşacağız, en erken anlaşmayı yapacağız ifadesini kullanmıştı. Hedef o. Aslında Fenerbahçe şu anda sezon devam ederken gelecek sezonun hocasıyla anlaşıp bu geçiş sürecini İsmail Kartal'la tamamlayıp işte yeni hocanın da yeni teknik direktöründe hem İsmail Kartal'la görüşüp onun planlama doğrusunda yeni sezonun kadro planlamasını ve yeni sezonun kadro planlamasını yapmak ve bu doğrultuda hedefe yürümek. Bunun için çalışmalar sürüyor. Peki.
İrfan, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar. İrfan 25 Sözcü'den son bilgileri aktardı Fenerbahçe ile ilgili. Futbol. Anadolu'dan futbol. Hatay Spor bir transfer yaptı. El Ahli'de forma giyen Mısırlı sol kanat oyuncusu Mahmut Kahrabay'ı transfer ettiğini duyurdu. Törende Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da yer aldı. Ve Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın yanı sıra Hatay Spor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz transferle ilgili bir açıklama yapmış ve şunu söylemiş. Umarım Hatay Spor'a katkıda bulunacaktır. 2021 yılında en iyi sol kanat oyuncusu seçildiğini hatırlatalım Kahraba'nın ve kendisine hoş geldin diyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz diyor. Lütfü Savaş ise genç futbolcularla daha çok ilgileniyoruz. Hem kendi kazansın hem de biz kazanalım hem de Türk futboluna iyi futbolcular kazandıralım diye genç futbolcularla ilgileniyoruz diyor. Kahraba çok mutlu olduğunu ve Hatay Spor'u gelmeden iyice etüt ettiğini belirtmiş. Taraftarımızı inşallah memnuniyet yaşatacağım taraftarımıza. Hatay Spor'a gelmemi sağlayan yönetime teşekkür ederim diyor değerli dinleyiciler. Kendisiyle uzun erimde bir sözleşme imzalıyor Hatay Spor. Bakalım performansı ne yönde olacak? Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Başakşehir, Konyaspor'da kanat bölgesinde oynayan, daha önce Göztepe'de forma giyen, bir dönem İspanya'da Huesca forması giyen Serdar Gürler'le anlaşma sağladı değerli dinleyiciler. Sezon başından bu yana Konyaspor forması giyiyor. İstanbul ekibiyle 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Serdar Gürler takviyesiyle Trabzonspor'a transfer olan Edin Vişkan'ın da boşluğu böylece doldurulmuş oldu Başakşehir kulübünde. Bu sezon Konyaspor'la 20 resmi maça çıktı Serdar Gürler. 4 gol attı, 8 tane de gol pası verdi. Böyle bir istatistiği var. Trabzonspor'da az önce Siopis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmiştik. Peki Canini de son durum ne Trabzonspor'da? Buna bakacağız. Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşilburun Adaları milli takımının kampında sakatlanan golcü oyuncu Canini Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildi, vurguladı. Bu gerçekten kötü bir haber. Eğer bir yırtık söz konusuysa birkaç ayı bulacaktır dönmesi. Tabii yırtığın derecesine bağlı bir biçimde. Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilmiş. MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit ediliyor. Futbolcunun tedavisine devam edilecek. Geçmiş olsun Trabzonspor. Önemli transferler yaptı ama çok ciddi sakatlık sorunları da yaşadı. Başta Cervinho olmak üzere sezonu kapattı. Ve elbette ki son sakatlıklar, Vakame uzun bir süre sakat kaldı. Yine Bakasetas'ın böyle bir sakatlık problemi vardı. Beşiktaş'ta Covid-19'u atlatan 5 futbolcu bugün takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Oğuzhan Öz, Yakup Gezal, Pjanić, Larin ve Kenan Karaman takımla birlikte antrenmanlara başladılar. Batshuayi'nin ayrılması bence Beşiktaş'tan bu dönem içerisinde kiralık sözleşmesinin bozularak ayrılması sürpriz olmayabilir. Beşiktaş eğer böyle bir ayrılık gerçekleşirse bir forvet almak için limitlerini zorlayacaktır. Bununla birlikte Kenan Karaman'ın Anadolu'da bir takıma kiralık olarak gitme ihtimali bulunuyor. Larine de ve Vida'ya da gerçekten somut teklifler gelirse Beşiktaş bunları hiç kuşku yok ki değerlendirecek. Ve Galatasaray Florya'da dün göreve başladı. 4 yardımcısıyla birlikte Domenech Torrent ve 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Yıllık 1,5 milyon euro net maaş alacak ve ekibi de kuruluyor Domenech Torrent'in. Yeni bir dönem başlıyor Galatasaray adına ve pazar günü ilk maçına çıkacak yeni teknik direktörüyle Hatay deplasmanında, zorlu bir deplasmanda Galatasaray futbol takımı. Sevgili Kerem İnan bizimle birlikte yeni dönemi değerlendirmesini rica edeceğim kendisinden. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, selamlar. Selamlar Kerem. İyisin umarım. Her şey yolunda. Sizler iyisiniz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kerem, ne diyorsun bu tercih için? Vallahi tabii ki konuşulacak çok şey var bunun üstüne ama tabii Fatih Hoca dönemi şimdi kapandıktan sonra Burak Başkan neler yaptı, neler yapacak önümüzdeki süreçte bunlar kolay değil. Biliyoruz ki Fatih Hoca Florya'nın her şeyi, kulübün birçok noktada her yere dokunanı. Buradan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Zor bir süreç Galatasaray adına. Takım zaten sıkıntılı, yani takım içine de baktığınız zaman çok mutlu oyuncular gözükmüyor aslına bakarsak. Fatih Hoca'nın gidişiyle teknik kadro, işte idari menajer, bayağı bir orada bir istifalar geldi. Basına yavaş yavaş yansımaya başlıyor. Bütünüyle değişiyor, radikal bir biçimde evet. Hepsi. Evet, bu anlamda tabii ki zorlanacaklar. Florya'da özellikle çok
kolay olmayacak bu değişim. Bu sahaya ne zaman yansır? Bunu da hep beraber göreceğiz ama gittiği bir zaman alacak. Umarız ki takım bunun üzerinden, altından kalkar. Başkanın işi çok zor. Fatih Hoca'dan sonra birçok şeyi ele alması lazım. Florya'da çok farklı konular olacaktır. Kolay olmayacak tabii ki bu geçiş Galatasaray adına ve Fatih Hoca'nın da gönderiliş durumu. Ne diyorsun gönderiliş durumu için? Yani tabii hocanın ağzından mı artık, hani bazı demeçler var konuşulan. Aslına bakarsan Özgür, hani biz dedi gençleştirme operasyonunu yaparken arkamda durulmadı gibi bir söylem oluştu. Bunu tabii hocamı söyledi, hani burada hangi kaynaktan geldiğini tam olarak bilmemekle beraber. Tabii hoca da diyor ki bize diyor verilen sözler vardı diyor gençleştirme operasyonunda. Evet takım kötü, sahada kötü, bunu kabul ediyorum. Ama ne olursa olsun hani Fatih Hoca'yla bu denli ayrılmak çok da taraftar gözünde hoş olmadı diye düşünüyorum. Peki. Domenech'in yapabilecekleri açısından öngörün nedir? Şöyle, mutlaka bir şeyler katacak ama neticede Pep Guardiola bu kadar uzun süre çalışmış, onun ekibinde olmuş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fakat sonrasında takım çalıştırmamış. Sanırım bir Brezilya Flamengo, evet, kısa 6 ay. Kısa bir macerası olmuş. Yani bir bazı yardımcı teknik direktörler vardır, antrenörler vardır. Evet, iyi partner olabilirler, hocayla iyi şeyler yapabilir ama bunu tek başına ele aldığı zaman, ki Galatasaray gibi büyük bir camiada, Türkiye gibi gerçekten zorlu bir ligde Özgür, kolay değil. Aşması gereken çok şey olacak, karşısına çok zorluklar olacak. Neticede belki topla çok oynamak isteyecek. Hani o Guardiola'nın çok alışık olduğumuz pasa dayalı sisteminde. Takımda böyle bir takım var mı? Mesela antrenmanlarla alakalı hemen çift antrenmanla başladı. Antrenmanlar çifte dönecek gibi bir söylenti var. Takım bunu kaldırabilecek mi? Türk oyuncular, yabancı oyuncular bu kondisyona sahip mi? Bunların hepsini toparladığımız zaman bir değişim kolay olmayacak diye görüyorum ben. Peki. Bu süreçte bir şeyler katacak. Bunu hani kötü diyemem. Kariyeri bakımından hiçbir takım çalıştırmış olmasa da, ama mutlaka bir şeyler katacaktır ama süre burada önemli. Yani Galatasaray'ın, taraftarın, başkanın ne kadar sabredeceğini göreceğiz. Böyle bir ihtiyaç yok. Sabredecek gücü yok artık Galatasaray camiası. İşte, o bakanın kısa dönemde biliyorum. Ne yapabilir? Ona bak. Kısa dönemde ben Özgür, yani kısa dönemde çok fazla katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani çok çabuk bu takımı pas oyununa döndürüp hani bu anlamda bir şeyler katacağını düşünmüyorum ki transfer şart. Bu anlamda işi çok zor. Ben hani beklentiyi yüksek tutmak istemiyorum. Umarız ki biz yanılırız bu anlamda ama ben çok fazla hani beklenti taşıdığını düşünmüyorum. Peki. Kerem, sana transferle ilgili düşüncelerini sormak istiyorum ama at yarışı var sırada. Eğer müsaitsen yarışı dinleyelim, devam edelim. Tamam. Olur mu? Az sonra birlikteyiz. Tamam. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Seren Tepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil olarak AB RH pozitif kana ihtiyaç var. Melike Kurtalan hastanın ismi ve Halil Kurtalan'ı arayabilirsiniz. 0537 459 79 49 bir kez daha hatırlatıyorum. Seren Tepe'de Hamidiye Etfal Hastanesi var. Şehir Hastanesi AB RH negatif, düzelterek söylüyorum, AB RH pozitif kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyen dinleyicilerimiz Halil Kurt olanı arayabilirler. 0537 459 79 49 0537 459 79 49 numaralı telefonu arayabilirler. Galatasaray bölümümüz değil sevgili Kerem İnan, bir kez daha bizimle birlikte. Kerem, tekrar hoş geldin. Merhaba. Merhabalar, tekrardan Özgür. Kerem, transferde yapılabilecekler konusunda da görüşme yapılıp bu konuda mütabakata vardıkları için ben Galatasaray yönetiminin Torrent'te anlaşıp bir an önce Fatih Hoca gittikten hemen sonra kendisini göreve getirdiklerini düşünüyorum. Ne dersin sen? Ya tabii ki görüşmeler devam ediyor dedi. Başkan zaten bunları açıkladı. Fatih Hoca varken de bir görüştüğümüz oldu ama yardımcı olarak düşünüyorduk dedi. Yardımcı antrenör olarak. Şu anda bu şartlar gereği tekrardan takımına başına getirdiler. Fakat
Transfer burada çok önemli sevgili Özgür. Yani ciddi anlamda forvet ihtiyacı var Galatasaray'ın. Kerem'e destek olacak kanat oyuncularına ihtiyacı var. Burada neler yapılacak? Orta saha zaten çok aslında beğendiğim bir orta saha değil. Galatasaray'ın orta saha kurgusu yani pasa dayalı bir orta saha değil. Daha çok mücadeleci bir orta saha kurgusu olarak görüyorum ben Galatasaray'ın orta sahasını. Ya bu anlamda çok sıkıntılar var takımda. Tabii ki sadece bunları teknik direktöre bağlamamak lazım. Bu takım Fatih Hoca kurdu. Bunun da sorumluluğu Fatih Hoca'daydı. Şimdi geldiğimiz noktada da nasıl bir kararlar alınacak, nasıl bir oyun planı, oyun kurgusu. Bunların hepsi soru işareti, özellikle kaleci sorunu devam ediyor. Zor bir dönem. Dediğim gibi hani bu dönemi nasıl atlatacaklar açıkçası ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl atlatacaklar. Hatay Spor maçı ne olur sence? Ya üst üste enteresan sorular yani zor olacak yani ben bunu hani vereceğim cevap Galatasaray adına zor olacaktır. Trabzon maçı da var bu anlamda çok zorlu bir fikstür Galatasaray için. Kasımpaşa sonra Trabzon doğru. Yani bu fikstürde kolay olmayacak Galatasaray adına. Oyun kurgusunda tabii ki forvetiniz yok, Tagne yok, Mustafa yok. Neyin üzerine kuracaksınız, nasıl bir oyun planıyla oynayacaksınız onu da hep beraber göreceğiz sevgili Özgür. Sevgili Kerem, son sorum. Bu soruyu sorduktan sonra da bir bilgi vereceğim. Onunla da ilgili yorumunu rica edeceğim. Gustavo Assunção Fatih Terim görevde kalsaydı devam etmeyecekti. Çünkü ayağına çok hakim, istediği yere pas atıyor ama temas oyununda yok. Yani Galatasaray için yeterli bir oyuncu değil. Ama iddia o ki, ben bilmiyorum, teyit etmedim. İddia diyorum o yüzden. Yeni teknik direktör işte orta sahadan pas yaparak çıkmayı amaç edindiği için Gustavo gibi ayağına hakim bir oyuncunun devam etmesini istiyormuş. Gustavo Assunção'yu kastediyorum. Portekiz'den gelmiş kiralık. Evet. Ne diyorsun? İhtimal veriyor musun? Genç için konuşuyoruz. Evet, evet. Ya şöyle, az önce söyledim ya, Galatasaray'ın orta sahayı çok fazla pasa dayalı bir oyun kurgusu yok Galatasaray'da. Çıkıldağ'ın işte oyun performansına baktığın zaman, Taylan'a baktığımız zaman, Berkan, yani daha çok mücadeleci, koşan böyle bir orta saha var. Tabii ki az çok bildiğimiz kadarıyla da teknik direktör pas oyununa dayalı bir düzen kurmak istiyor Galatasaray'da. Her oyuncuyu deneyecektir. Hani ben hiçbir oyuncuya ben gözü kapalı bakacağını düşünmüyorum. Her oyuncu formatlarda deneyecektir. O da onu da denemek isteyecektir diye düşünüyorum ama buradaki tabii ki transferler, bilmiyorum, vereceğim bilgiler de önemli. O bilgiden sonra tekrardan değerlendirelim. Şimdi transferle ilgili vereceğim bilgi, temel bir transfer mevkii defans forta sağ oyuncusu alması gerekiyor Galatasaray'ın ve bu yönde çalışmalar var. Eğer işte kadrodan gidecek yabancılara bağlı olarak ön bölgeye forvet oynayabilecek, kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu. İsim olarak çok sayıda isim var. Dolayısıyla onların hepsini sayarsak speküle etmiş oluruz durumu. Ama temel iki mevki gözüküyor. Gidecek oyuncular da var. Bence Luyendama kesin olarak gidecek. Ve bununla birlikte Yedlin'in de gitmesi için çaba sarf ettiğini düşünüyorum ben yeni ekibin. Şimdi vereceğim bilgi şu. Fatih Hoca'nın bir başka takımla, hatta yabancı bir takımla anlaşacağından bahsediyor. Acun Ilıcalı bir süre önce Hull City'yi satın almıştı. Acun Ilıcalı'nın teklifiyle Fatih Terim'in Hull City'nin başına geçeceği iddia ediliyor. Ne dersin? Ya, enteresan bir iddia. Hani ben Fatih Hoca'nın bu dönemde biraz daha sezon sonunu görüp dinlenmeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Bu iddia evet benim de duyduğum bir iddia ama bu kadar çok çabuk hani İngiltere'ye gidip o ligde bu mücadelenin içine girer mi? Mücadeleden mutlaka korkmayacaktır ama Fatih Hoca da bu teklifi kabul eder mi? Benim için aslında %10'larda hani gideceğini düşünmüyorum. Onun için de iki taraf için de, Acun Ilıcalı için de hayırlı olsun. Öyle birlikte İngiltere Şampiyonlukta öyle bir takımı satın aldı. Önemli bir anlaşma bana göre. Ülkemiz adına da herkes adına hayırlı olsun. Orada da tutacağımız bir takım var diye düşünüyorum ama Fatih Hoca'nın şampiyonlukta değerlendireceğini sıcak tutmuyorum. İhtimal vermiyorum ama az önce söylediğim Lindam Adil'in işlerinin ayrılacakları arasında bence bir an önce Galatasaray yönetimi en iyi işi yapar. Lindam'ın bence sözleşmesini kapatmak diyebilirim. Bakalım neler olacak. Tabii yeni gelen teknik direktörün ona bakış açısı da çok önemli. Ama ben futbolcu iradesinde ayrılmaktan yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla protesto edildi. Çok ciddi bir biçimde. Ya taraftar haklı burada ama. Yani demoralize olacak bir şey yok. Oyuncu performansı burada takım üzerinde çok etkili. Yani inanılmaz hatalar yaparak artık hani kredisi kalmadı. Hata yapabilir her oyuncu. Kaleci de yapabilir, oyuncu da yapabilir ama Luyendama'nın performans olarak
ciddi anlamda takıma zarar verdiğini görüyoruz. Ya bu da en net örneği. Muslera ile sakatlayabilecek potansiyele sahip. Bunu da şöyle bir şey var. Çok iyi oynadığı maçlarda da yaptığı bir harekette maçı kaybettirdi. Beşiktaş derbilerini hatırlıyoruz. Verdiği evet. Çok kritik yaptığı çok kritik pas hataları vesaire. Oysa maçın geneline baktığında iyi mücadele ediyor. Çoğu mücadeleyi ve tek hamledeki başarı oranını yükseltiyor. Çoğu mücadeleyi kazanıyor vesaire vesaire. Ama işte öyle anlar geliyor ki baskı yediği anda bocalayan, ondan sonra fiziksel özellikleri gereği çabuk hareket edip topu doğru kullanamayan bir oyuncu olmasından dolayı hata yapıyor. Hem de ölümcül hatalar yapıyor ve bu geri döndürülemez sonuçlara neden oluyor Galatasaray için. Çeviremiyorsun o dakikada yaptığı hatayı. Ya, Sivas maçında mesela Sivas Spor'un pozisyonu bile yok. Sevgili Özgür, yani pozisyon bile yok. Bir anlaşmazlık ki kaleci orada sesini duyuruyor Muslera. Siz hem kalecinizi hem oyunu veriyorsunuz. Ya çok enine boyuna değerlendirecek bir konu ama Lüyendaman'ı bence başkanın ilk yapması gereken karar Lüyendaman'ı takımdan gönderilmesi olacaktır. Peki. Sevgili Kerem İnan, fikirlerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Kerem. Ben teşekkür ederim. Selamlar, iyi yayınlar herkese. İyi çalışmalar dilerim. Değerli Nijer, tabii Fatih Terim dünyanın en iyi takımlarına layık Milan'da, Fiorentina'da başarıyla çalıştı ve İtalya'da haklı bir şöhrete sahip. Hala bu şöhreti ve saygınlığı devam ediyor. Benfica'nın da Rui Costa faktöründen dolayı Fatih Terim'i yeni teknik direktör olarak atacağından bahsedildi. Tabii Rui Costa bir minnet borcuyla bakıyor Fatih Hoca'ya ve seviyor onu tabii ki, Fiorentina'dan Milan'a gelmesinde belirleyici olmuştu. Çok iyi ilişkilere sahipler ama profesyonel dünya bu iyi ilişkiler üzerinden yürümüyor. Profesyonel dünyada ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar çerçevesinde yapılacak doğru seçimler belirleyici oluyor. Dolayısıyla her ne kadar Portekiz basınında ya da orada burada bazı Portekizli gazetecilerin ağzından haberler çıksa da işte Benfica yeni dönemde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'i alacak şeklinde Benfica bunları doğrulamıyor. Dolayısıyla bakalım Fatih Hoca bundan sonraki kararını ne yönde verecek? Az önce Kerem anlattı. Hul stili gibi bazı iddialar gündeme geldi ama Fatih Hoca'nın bu olayı tercih edeceği pek tahmin edilmiyor. Kerem'in fikri de bu yönde. Değerli izleyiciler, sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için kısa bir ara aranlarından devam ediyoruz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. Cristiano Ronaldo hiç kuşkusuz ki son yüzyılın, bundan önceki yüzyılın ve içinde bulunduğumuz yüzyılın en iyi futbolcularından bir tanesi. Lionel Messi ile birlikte Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo takımın mevcut seviyesinin yeterli olmadığını net bir biçimde söylüyor. Ve Ralf Rangnick'in zamana ihtiyacı olduğunu da belirtmiş. Cristiano Ronaldo Sky Sport'a açıklamalarda bulunuyor konuyla ilgili olarak. Rangnick'in işinin kolay olmadığını ifade ediyor ve takımın başına geçtiğinden bu yana çok fazla şey değiştirdi. Oyunculara bu fikirleri anlatabilmesi için zamana ihtiyacı var. Bence şu an için çok iyi bir iş çıkartıyor. En iyi oyunumuzu oynamıyoruz ama gelişme sağladık. Oyuncuların mentalitesini, kültürü, sistemi ve oynayış tarzını değiştirmek kolay değil diyor Cristiano Ronaldo. Premier Lig'de topladığı 31 puanla 7. sırada şu anda Manchester United. 6. 7. ya da 8. olmak için burada değilim. Kazanmak ve mücadele etmek için buradayım. Bence bunun için çabalıyoruz ama yeterli seviyede değiliz. Gelişebilmek için çok uzun bir yolumuz var. Ancak eğer bazı şeyleri değiştirebilirsek büyük şeyler başarabiliriz diyor. Cristiano Ronaldo geçtiğimiz yılın Kasım ayında takımdan ayrılan eski menajeri Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili ise şu ifadeleri kullandı. Ole ile çok farklı bir şey yaptık. Sonra Carrick geldi ve şimdi yeni bir isim var. Çok fazla değişim yaşandığında işler gerçekten zor oluyor. Ole ile takım arkadaşıydık ve sonrasında antrenörlüğümü yaptı. O harika bir insan. Takımdan ayrıldığında herkes çok üzüldü ama bunlar da futbolun parçası. İşler kulübün istediği gibi ilerlemediğinde değişim zorunlu oluyor. Üzüldüm fakat kararın niçin alındığını anlıyoruz diyor Cristiano Ronaldo. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Avrupa'dan futbol. İspanya. Barcelona Futbol Kulübü Yusuf Demir'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Türk asıllı futbolcu Rapid Viyana geri döndü.
Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'de oynayacak, yolun açık olsun deniyor. Katalan gazetesi Sport'un haberine göre Barça'nın sözleşmeyi uzatmama nedeni Yusuf'un 10 maça çıkması halinde Avusturya ekibinin 10 milyon euroluk satın alma zorunluluğunu talep etmesi. Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı ve bu maçların 3'ünde 11'de yer aldı. 6'sında sonradan oyuna girdi. La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da gol pası verme başarısı gösteremedi. Avrupa'dan futbol. İspanya. Beşiktaş bölümümüzde devam ediyoruz. Mayıs'ta bir seçim var Beşiktaş'ta ve bakalım bugün yapılan basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi bu konuda ne söylemiş? Pandemi şartlarında geçen sene çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak olmamıza rağmen kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu 3 kupa tarihimizde bir ilktir. Bunu yaşayan başkan, yönetim kurulu, futbolcular ve teknik kadromuz olarak gururluyuz. Teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bunun da benim için ayrıca bir tarihte gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini ve ailemle bu gururu ölene kadar yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işiydi. Bunu ekip olarak başardık. Her ne kadar insanlar bunları bir kişiye, iki kişiye mal etmeye çalışsa da bunun bir ekip işi olduğunu, başkan yöneticilerinin de, futbolcularının da, hocalarının da hepsinin alın terinin olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca kadınlarımızın da almış olduğu kupayı da yanına koyarsak 4 tane kupa müzede. Gerçekten Beşiktaş'ın zor günlerde geldiğimizdeki durum zaten malumdu. Üstüne gelen pandemi ve üstüne gelen herkesin yapamaz dediği Beşiktaş futbol takımının, kadın futbol takımının kazandığı kupalar tarihte ve müzede yerini almıştır. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecektir. Sıkıntılı bir süreç halen devam ediyor. Ama geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı ceza aldığımı kamuoyu biliyor. Derdimizi nasıl izah edeceğiz? Onu da bulmakta bazen zorlanıyorum. Ceza almak tabii ki Türk spor kamuoyunda bir başkan olarak çok hoş bir şey değil. Ancak ceza yöntemiyle eğer bizler susturuluyorsak ceza yöntemiyle başarısız olan işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğini daha önce de belirttim. Yine belirtiyorum. Mükafat var, ceza yok. Bu iş böyle olmaz. Laf olsun, torba dolsun diye ceza alması gereken bir hakeme bir maç verip ertesi maçta onu onur ediyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey anlamına gelmez. Eğer hakem arkadaş bir hata işlemiş ise cezası gerektiği kadar olmalı. Azıcık ucundan, şurasından, burasından diye ceza laf olsun, torba da olsun, milleti kandıralım diye verilmez. Verirseniz de sonuçlar kötü olmaya devam eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kardeşimiz Ceyhun Kazancı, Futbol Anonim Şirketi'nin genel müdürlüğü görevine getirilmiştir. Değerli hocamız, teknik direktörümüz Önder Karabeli hocamız bulunuyor huzurlarınızda. Bu ikisinin yanında olmasını çok arzu ettim. Bu görüntü için teşekkür ediyorum yanımda oldukları için. Önce Cevim Bey kardeşimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Şu andan sonra kendisine sportif direktör olarak tanımlama yaptığımızı kamuoyunun bilgisini arz ediyorum. Her zaman genelde taraftar veya bazı kesimler şunu ifade ediyorlar. Siz yöneticisiniz kardeşim, futboldan ne anlıyorsunuz? Futbolu bilen birilerine teslim edin. Profesyonelleşin, profesyonellere teslim edin. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yaparken de bir taraftan da bunu söyleyenler yine tekrar eleştiriye devam ederseler yanlış yaparlar. Art niyette görürüm kendilerini. Bir art niyet var demektir. Sayın Cem Kazancı benim için değil, camia için bir şanstır. Kendisinin ne kadar başarılı olduğunu zaman içerisinde göreceksiniz. Ceyhun Kazancı beyefendiyle öz kaynağa dayalı bir projeyi başlattık, yürütüyoruz. Meyvelerini de görmeye başladık. Bunu buradan bilmenizi rica ediyorum. Kendisine güvendiğimi, kendisine güvenmeniz gerektiğini buradan ısrarla ifade etmek istiyorum. Şimdi gelelim diğer konuya. Günlerdir Önder Karabeli Hoca, işte hoca daha gelmedi, hocanın durumu ne olacak, maç. Ya Beşiktaş'ın başkanı olarak çıkıyorum, hocayla yolumuza devam ediyoruz diyorum. Halen daha diyorlar ki Beşiktaş'ın hocası kim, maç mı gideceksiniz? Peki, derdimizi anlatamamış olabiliriz. Medya neden bunları bu şekilde yapıyor onu da bilmiyorum. Bildikleri halde Önder Karabeli'nin Beşiktaş teknik direktörü olduğunu bildikleri halde halen daha bunu polemik konusu yaparak kamuoyunda Beşiktaş'ı zayıflatmaya, huzursuzluk yaratmaya,
hakları olmadığını düşünüyorum. Önder Karaveli hocam Beşiktaş altyapısında çok büyük başarılar imza attı ve atmaya da devam ediyor. Ama Beşiktaş'ın bu saatten sonra kamuoyuna benim arz etmek istediğim çok önemli bir konu da şu. Beşiktaş artık altyapıya önem veren, öz kaynaklarıyla beslenen bir plan ve projeyi başlatmıştır. Bunu yaklaşık bir yıl evvel başlattık. Hatırlayın, hocamızla beraber burada altyapıda neler yapacağımızı Mehmet hocamızla beraber ifade ettik ve ortaya gördüğünüz gelen son Rize maçında çıkan 9 tane çocuğumuzun yanında bir geride en az 9 tane daha onlar kadar iyi olan çocuklarımız olduğunu buradan söylemek istiyorum. Hocam da bunu teyit edecektir tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir evvel başlattığımız projenin artık meyve vermeye başladığını ve Beşiktaş'ın da ekonomik anlamda dahi olsa bu meyvelerden bu saatten sonra faydalanmaya başlayacağını ifade etmek istiyorum. Bunun da Rize maçında başlamak üzere ispatını yaptığımızı düşünüyorum. Hocamız şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Allah izin verdiği müddetçe sağlık ve sıhhat içerisinde diye düşünüyorum. Seçim zamanı çıkacak adaylar sayısı ve kalitesiyle çok daha yükseleceğini iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla Mayıs ayında aday olmaya devam edeceğim. Genel kurulun önüne çıkacağım. Yaptıklarımın hesabını vereceğim. Ve başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Mutlu olabileceğim tek şey, lütfen bütün Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu edenlerin aday olmalarını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde, beşi bir araya gelip de seçim öyle girmesinler. Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projelerini açıklayacak, biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Kazanırsam tekrar böyle bir kulübün başkanı olmaktan da onur duymaya devam edeceğim. Ama adayım, devam ediyorum. Radyo Spor! Adayım, Beşiktaş kulübünün başkanı olmaya devam edeceğim diyor Sayın Ahmet Durçebi. Beşiktaş'ın önüne gelen isimlerinden Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, geçen sezonda çok başarılı çalışmalar yaptılar Sayın Başkan Ahmet Durçebi ile birlikte, Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Erol abi, iyi akşamlar. İyi yayınlar Özgürcüğüm, teşekkür ederim. Eksik olmayın katıldığınız için. Ne demek, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım iyisiniz. Teşekkür ederim, iyiyim çok şükür. Sayın Başkan'ın adaylık açıklaması sürpriz değildi değil mi sizin için? Değil tabii, yani düşünüyordu. Bugün de resmi olarak açıkladı. Doğru bir şey, hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Hayırlı olur inşallah. Peki. Ben yönetim kurulunu da büyük ölçüde değiştireceği kanaatindeyim. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Vallahi tabii bilemiyorum başkanın kafasındaki kurguyu ama yani bir kan değişikliği yapması söz konusu olabilir. Anlıyorum. Yeni dönemde sizinle de çalışmak istiyor mu Sayın Başkan? Vallahi şöyle bir görüşme oldu. İlk defa burada resmi olarak açıklayayım. Hiçbir yerde konuşmadım bunu, madem sordum ben. Eksik olmayın, çok sevinirim açıklarsanız. İçimde tutmam öyle şeyleri de. Eksik olmasın bana, benim görevim bittiği noktada tabii devam ettik görüşmeye. Kendisi dedi ki abi önümüzdeki seçimlerde dedi yani nasıl tensip edersin, nasıl bir şey düşünürsün dedi, yani ben seninle arzu ederim, çok arzu ederim dedi, eksik olmasın tabii. Onur oldum Beşiktaş'ta görev almak, her zaman her görev almak benim için onur vesilesidir. Başkana dedim, Sayın Başkanım ben çok teşekkür ederim, beni onurlandırdınız ama ben asla böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü İki nedenle, bir tanesi başkanla bir çalışmam oldu biliyorsun. Hı hı. Yönetim kurulu dışından bir çalışmam oldu. Dolayısıyla böyle bir çalışmadan sonra böyle bir şey kabul etmem çok yanlış yorumlanabilirdi. Ben bu tip konularda çok hassas düşünüyorum. Belki hatalıyım, belki yanlışım, bilmiyorum ama benim şahsi fikrim bu. Kendisine uygun bir insan da bunun olamayacağını, benim tarafımdan olamayacağını anlatmaya çalıştım. Kendisi de saygı duydu, eksik olmasın sağ olsun. Öyle bir görüşme geçti aramızda açıkçası. Ama dediğim gibi benim kararım nettir. Ben hiçbir şekilde öyle bir çalışma içerisinde olmayı düşünmüyorum. Özel bulmazsanız niçin çalışmayı düşünmediğinizi sorabilir miyim size?
Birincisini söyledim zaten. Yani bir kere dediğim gibi, çünkü şöyle yorumlanır Özgürcüm, benim kanaatim. Şimdi ben başkanla bir yönetim kurulu dışından bir görev yaptım biliyorsun. Bir sezon boyunca, yaklaşık bir yıl boyunca. Dolayısıyla sanki bunu yapmış olmam, kendime bir yer edinmiş olmak için yapılan çalışma gibi algılanabilir. Bunu da saygıyla karşılarım. İnsanlar tabii çeşitli düşünceler olabiliyor. Spor camiasında özellikle. Ben bu düşüncenin içinde yer almak asla istemem. Böyle bir, çünkü ben biliyorsun saf, yani tamamen temiz duygularla Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışan, görev verildiği takdirde hizmet etmeye çalışan bir Beşiktaşlıyım. Bu görevin tanımı hiç önemli değil. Benim yönetim kurulunda olmam, efendim, basın sözcüsü olmam, başkan yardımcısı olmam ya da sıradan bir görev sahibi olmam için hiç bir şey yok. Ben title peşinde değilim. Dolayısıyla böyle bir şeyin, böyle bir dedikodunun içine girme ihtimalimin olduğu bir ortam var çünkü. Onu asla kabul edemem. Çok üzülürüm çünkü böyle bir şeyde. Onun için beni Beşiktaşlar, Erol Kaynar kardeşler, Erol Kaynar abiler gibi algılamaları beni çok daha mutlu ediyor. Ben her zaman Beşiktaş'ın neferiyim, Beşiktaş'ın yanındayım. Doğru iş yapan, Beşiktaş'la ilgili doğru iş yapan kişinin yanındayım. Onun dışında bir beklentim yok. Bütün işin özeti bu. Peki. Erol abi, ben sizi bırakmak istemiyorum. Sormak istediğim birkaç soru daha var. Ama tabii, izniniz tabii, olursa biliyorum. Zorunlu bir ara vermek durumundayız. Yarın ardından arkadaşlarım tekrar bağlantı kursalar olur. Para kazanıyorsak olur. Doğru, aynen tabii öyle. Tabii ki. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna tuttur, oyna hep oyna. Sayın Erol Kaynar bir kez daha bizimle birlikte çok önemli açıklamalar yaptı. Mayıs'ta yapılacak seçim ve Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili olarak Sayın Başkan'ın bir talebi, bir ricası vardı. Sayın Erol Kaynar'ın da yeni yönetimde yer alması yönünde. Bunu kabul edemeyeceğini, niçin kabul edemeyeceğini ayrıntılıyla açıkladı sizlere. Erol abi tekrar hoş geldiniz. İyi yayınlar tekrardan Özgürcüğüm, teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim. Ceyhun Kazancı sportif direktör oldu. Zaten fiilen, aslında belki resmi olarak değil ama fiilen bu görevin gereğini yerine getiriyordu gördüğüm kadarıyla. Ne dersiniz? Öyle, evet tabii öyleydi zaten. Yani Ümraniye'den sorumluydu ama şimdi daha bir title'u diyoruz işte, değişti. Böyle bir göreve resmi olarak başlamış oldu. Hayırlı olsun. Anladım. Doğru buluyorsunuz değil mi bunu özetle? Yani bir futbol yapılanması içerisinde olması gereken bir title, olması gereken bir görev bu. Onun için Cem kardeşimiz de inşallah bunu başarılı yerine getirir. Hepimizi mutlu eder. Ona da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi, camiamıza da hayırlı olsun. Önder Karaveli'nin sözlerinden ben düzelterek söylüyorum. Sayın Başkan'ın Önder Karaveli ile ilgili sözlerinden ben net bir biçimde şunu anlıyorum. Önder Karaveli bu sezon sonuna kadar çok olağanüstü bir durum olmazsa gidecek, teknik direktördür ama sezon sonunda bir yeni ekip kurulacak. Ve bu ekip içerisinde Önder Karaveli mutlak bir biçimde var olacak. Ama bu ekip kimin önderliğinde, hangi teknik direktörün önderliğinde kurulacak? Bu konuyla ilgili aslında aklımda bir fikir var. Şenol Güneş, Sayın Başkan'a da soruldu zaten. Sayın Başkan, şimdilik buna benzer bir gündem olmadığına dair bazı sözler söyledi. Ama biliyorum ki aklında Şenol Güneş'in önderliğinde. Teknik direktör olabilir, sportif direktör olabilir, futbolun süper yöneticiliği şeklinde olabilir. Bu modelde bir yapı var. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum, akla yatkın geliyor mu sizce de? Şimdi öncelikle Önder Karaveli hocamıza başarılar diliyorum. Canı gönülden kutluyorum. Bugün bir tweetim de var zaten kendisiyle ilgili. Benim gönlümden geçen de bu modeldi. Yani şu anda Önder Karaveli hocamızla devam edilmesi yönündeydi. Salı günkü televizyon programında bunu açık bir, net bir şekilde dile getirdim. Yani artık Beşiktaş'ın Önder Karaveli'yi resmi olarak ilan etmesi gerektiğini söylemiştim. Başkan da demek ki aynı şeyi düşünüyormuş ki aynı şekilde resmen ilan etti ki çok doğru bir karar bence. Neden doğru bir karar? Önder Karaveli hocamız Beşiktaş'ın altyapısını herkesten iyi bilen bir hoca. Dikkat edersen artık genç fidanlar yetişmeye başladı camiadan, Beşiktaş camiasından, futbol içinden.
Dolayısıyla Beşiktaş'ın, hatta Türk futbolunun kurtuluşu bu yönde, ben bana soruyorsan. Çünkü artık bu paralarla yurt dışından oyuncu getirmek ve de tribünde oturtmak, mecburen tribünde oturtmak, yani korkunç bir şey. Şu anda Beşiktaş'ın elindeki futbolculardan tribünde oturan ya da mecburen kiraya verilmiş ama parasını hala Beşiktaş'ın ödediği futbolcuların maliyetlerini üst üste koyup bir bakarsanız bir korkunç bir rakam ortaya çıkıyor. Eğer yanılmıyorsam 26 milyon TL civarında bir şey Beşiktaş'a maliyeti. Şimdi dolayısıyla artık öz kaynak düzenimize ciddi olarak, eskiden hep biliyorsun sakız gibi herkesin ağzında öz kaynak düzenine bakalım. Öz kaynak düzenine kimsenin baktığı yok. Herkes günü kurtarmak için uğraşıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en önemli kararı bu olması gerekiyor. Ve bu işte de Beşiktaş'a en büyük hizmet edebilecek olan ve altyapıyı en iyi bilen, öz kaynak düzenini en iyi bilen hoca Karaveli hocamız. Dolayısıyla kendisinin bu göreve getirilmesi Beşiktaş'ın ileriye dönük hazırlıkları için çok önemliydi. Bence doğru bir karar verildi. Camiamız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ha, yeni sezonda, yani önümüzdeki sezonda Karaveli'nin görev tanımı değişebilir. Kimi onu başkan dile getirdi. Onun üzerine bir teknik direktör getirilecek, benim de bildiğim o. Ama dediğim gibi futbolda rüzgar her an değişebiliyor. O öyle olur mu olmaz mı artık o gün bakılacak o işe de. Çok iyi bir performans gösterirse tekrar gözden geçirilebilir bu. Önder hocamın devamı ya da tamam mı şeklindeki soruyu o gün cevaplandırabiliriz. Ama şimdi bugün görünen o ki başkanın kafasındaki mevzu da aynı şekilde anlattığı gibi sezon sonuna kadar Önder hocamızı devam edecek ama sezon sonunda tahmin ediyorum şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar, yapmışlar benim de bildiğim. Bir takım paylaşabileceğiniz bir şey varsa. Tabii ki işte, yani benim bildiğim kadarıyla söylüyorum, emin ol. Ben telefon açıp da nedir ne değildir diye sormam. Çünkü o çok etik bir şey olmaz. Benim kendi duyumlarıma göre hareket ederim. Yeni bir teknik direktör arayışı içindeler. Bu teknik direktörün genç dinamik ve altyapıyı da çok önem veren bir teknik direktör, yerli ya da yabancı kim olursa olsun, ama evvela tanımını yapmaya çalışıyorlar. Bu tanım içerisine uyan bir teknik adamla yollarına devam etmeyi, seneye tabii gelecek sezon için söylüyorum, devam etmeyi düşünüyorlar. O yüzden çok araştırmaları var, hakikaten var. Ceyhun Kazancı da bu konuda çok çalışma yaptığını duydum. Ama şu anda kesinleşmiş böyle ya da çok yoğunlaşılmış bir isim olduğunu zannetmiyorum. Ama Şenol Güneş değil, değil mi sizin fikriniz o? Anlattıklarınızdan bunu anladım. Yani tabii benim şu anda Şenol Güneş olur ya da olmaz gibi bir şey söylemem söz konusu değil. Hı-hı. Bilemem. Hı-hı. Dediğim gibi ciddi bir liste var bildiğim kadarıyla. Yani ona yakın isim üzerine çalışıyorlar. Onlar tabii olabilirlik şansı olanlar var. Olabilirlik şansı az olanlar var. Çünkü ekonomik koşullar da çok önemli. Tabii çalışmak istediğiniz teknik direktörün istekleri de olabiliyor. Bunları da yerine getirip getirmemek konusunda sıkıntılar doğabiliyor. O yüzden ama önlerinde şu anda çok ciddi bir zaman var Sayın Başkan'ın. Dolayısıyla bu kadar zaman içerisinde daha rahat karar vereceğini düşünüyorum. O yüzden de Önder Karaveli Hoca'nın teknik direktör olarak Beşiktaş'ta devam etmesinin bu anlamda da çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a çok ciddi bir zaman kazandırdı. Alelacele yapılacak olan bir anlaşma Beşiktaş'a çok büyük zarar getirecekti. O engellenmiş oldu. Onun için Önder Hocam'la olmalarının yani sayılmayacak kadar faydaları var bana göre. Peki. Sayın Erol Kaynar son derece önemli bir tespitte bulundu. Erol abi, benim size sorabileceklerim bu kadar. Ekleyeceğiniz bir başka şey varsa onu da alabiliriz. Yok, çok teşekkür ederim ama hakikaten canımız hayırlı uğurlu olsun. Hem Sayın Başkan'ın adaylığı, hem Önder Karabeli Hocam'ın takım başına geçmiş olması, resmi olarak geçmiş olması beni çok mutlu etti, onu söyleyebilirim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.
Sayın Erol Kaynar fikirlerini sizlerle paylaştı Beşiktaş bölümümüzde. Bugün Önder Karaveli basın toplantısındaydı. Son derece mutluydu, olması gerektiği gibi. İşini iyi yapıyor. Beşiktaş'ın teknik direktörsüz olmadığını çok kısa bir zaman süreci içerisinde gösterdi. Bakalım bugünkü ifadeleri ne yöndeymiş, hep birlikte dinliyoruz. Ardından da özel bir röportaj yapacağız. Malumunuz sosyal medyayı yakından takip eden, sosyal medyanın içinde olan insanlar şimdi baktıklarında spor gündemine Mac Gonzalo isminin ön plana çıktığını görüyorlar. Birinci sırada Mac Gonzalo, Kasımpaşa'dan başarıyla ayrılmış, 7 senelik bir emek sonrasında ayrılmış, çok başarılı bir tercümanlık süreci geçirmiş, aslı Katalan olan ama yıllardır Türkiye'de yaşayan Türk bir hanımefendiyle evli, çocukları olan, son derece doğru bir profesyonel bence. Pek çok dili yönetebiliyor. Aslı Katalan olduğu için Katalanca konuşuyor. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent Katalan. İspanyolca, tabii Katalunya İspanya'nın bir parçası olduğu için ana dillerinden bir tanesi İspanyolca. Bunun dışında İngilizce ve değişik dilleri de başarıyla konuşuyor. Aynı zamanda pro lisans sahibi. Yani bir teknik direktör seviyesinde, teknik direktörlük yapabilecek bir lisansa ve yeterliliğe sahip. Yani futbol bilgisi de yüksek. Kendini bu alanda geliştirdi, parasını harcadı, gitti eğitim aldı ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan da pro lisans aldı. Bütün bu özelliklerinden dolayı 2 gün, belki de 48 saati aşmayan bir süre içerisinde Florya'da teknik direktör Domenech Torrent ve 4 tane yardımcısının gözüne girmeyi başardı. Çünkü sadece bir tercüman değil, futbolu da anladığı için, antrene etme biçimini bildiği için Florya'da çok kısa süre içerisinde çok büyük yararlılıklar sağladı. Ama bir takım paylaşımları, geçmişe yönelik bir takım paylaşımları ortaya çıktı. Galatasaray taraftarı buna tepki gösterdi. Büyük bir baskı ortamı oldu. Daha işe başlamadan Florya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Günün en önemli konusu olarak yansıyor. Galatasaray taraftarı ayağa kalktı. Tabii Galatasaray taraftarının bu tepkisini anlayabilmek mümkün ama bütün bunların niçin ortaya çıktığını aslında iyi araştırmak lazım. Çünkü çok ciddi bir dönüşüm var şu anda Galatasaray'da. Futbolu yönetenler, futbol kadrosu bütünüyle değişiyor. Elbette ki gidenler üzülüyor. Elbette ki gidenler tepki gösteriyor. Gidenlerin gidişiyle birlikte de buna yeni gelenlerle ilgili bir takım konular gündeme geliyor. Bu da tabii taraftarın doğal olarak dikkatinden kaçmıyor. Çok büyük tepki var. Mac Gonzalo ne gibi paylaşımlar yaptı? Niçin bunları yaptı? Gerçekten Galatasaray'a karşı bir ön yargısı var mıydı? Galatasaray'ı hakir gören ya da görmeye tevessül eden yaklaşımları oldu mu hiç? Katalan olmasına rağmen burada bir Türk takımını tutuyor olabilir mi? Bütün bunları da konuşacağız birazdan. Ama öncesinde Önder Karaveli'yi dinliyoruz. Sonra reklamlar. Ardından da haber özel bölümümüzde Mac Gonzalo bizimle birlikte olacak. Beni bugünlere getiren, önce bana futbolcu olma şansını tanıyan, sonra da antrenör olma, antrenörlük mesleğini tanıma ve buna sahip olma şansını tanıyan Beşiktaş Kulübü içinde benim adanmış bir hayatım var. Bunu söylemekten de gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Beni ne bu hale getirdi? Beşiktaş öz kaynak düzeni. Ülkemizde adı konuşulurken zaman zaman altyapı diye bahsi geçer. Son yıllarda özellikle yurt dışından gelen adıyla akademi diye adlandırılıyor. Adını ne koyarsanız koyun. Ama benim için her zaman adı Beşiktaş öz kaynak düzenidir. Ve ben kendi adıma söylüyorum, nefes aldığım sürece de adı Beşiktaş öz kaynak düzeni olarak devam edecektir. 1975 yılında Serpil Hamdi Tüzün Hoca'nın kurduğu, geliştirdiği, beraber çalıştığı antrenörlerle, beraber çalıştırdığı oyuncularla Türk futboluna, sadece Beşiktaş'a değil, Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş Beşiktaş öz kaynak düzeninin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başladığım gün, burada ben bu sene göreve başladım. Geçen sene Azerbaycan'da çalışıyordum. Ondan önce de farklı kulüplerde, akademilerde, 3 tane kulüpte de profesyonel takımda, 3. ligde çalışma şansım olmuştu. Ama başlangıç noktam Beşiktaş'tır. Bu sene Azerbaycan'da daha çalışırken biz Mehmet Ekşi hocamla konuşmuştuk. Başkanımızın da burada o yaptığı toplantıdan sonra birkaç gün sonra Mehmet Ekşi hocam bana ulaşıp bu görevi yaparken sizlere çok güveniyorum demişti. Bana ve daha önce çalıştığı birkaç antrenör arkadaşımıza. Beraber çalışma sözünü de o zaman hocama vermiştim. Hocam Türkiye'ye döndüğümde mutlaka Beşiktaş'ta beraber olacağız. Gençler için beraber çalışacağız. Onların gelişimi için beraber çaba harcayacağız sözünü vermiştim. Ve döndüğümde de
sözümü tuttum. Başka şeyler olmasına rağmen karşıma çıkan Beşiktaş öz kaynak düzeninde çalışmaya tekrar başladım. Burada Mehmet Ekşi hocama, yöneticimiz Fırat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genç oyuncularla ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Aslında genç oyuncu diye bir şey yoktur. Aslında oyuncular vardır. Bir oyuncu sahaya çıkıp 17 yaşında, 37 yaşında bir oyuncunun yapacaklarını bazen fazlasını bazen eksiğini yapabilir. Bizim de sahaya Süper Kupa finalinde sonradan oyuna dahil ettiğimiz, sonra da Rize Spor maçının başlangıç kısmında olan ve sahada yaptıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturan, birçok doğru şey yapan Emirhan İlkan'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Katar'da şampiyon olduğumuz, kupayı aldığımız gece Katar'da kulübümüzün YouTube kanalına bir bağlantıda yanımızda diğer genç oyuncularımızla, yani Rıdvan'la, Ersin'le, o gün o kadrodaki Emirhan Delibaş'la, Demir Ege Tıknaz'la bir yayına katıldım ve orada bütün samimiyetimle bir şey söyledim. Emirhan İlkan konusunda en az emek bana aittir. Ben çünkü Emirhan İlkan'la 5 aydır çalışıyorum. Emirhan İlkan'ın bu kulübe kazandırılmasında, kazandırıldığı günden bugüne en az 10 sene, yani 10 küsur bile olabilir, Emirhan'la konuştuğumuzda söylüyordu, yanlış bir sayı söylemek istemiyorum. Bunca yıl onunla çalışan antrenörlerin emeği benden çok daha büyüktür. Sadece bir kişi bunu üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece bir antrenör bunu üstüne alınmaya çalışmasın lütfen. Birçok insanın emeği vardır. Sadece antrenörlerin mi? O kulüpte çalışan malzemecilerin de üzerinde emeği vardır. Emirhan İlkan yemek yediği zaman o yemeği hazırlayan aşçıların, ona yardımcı olan insanların da emeği vardır. Benim de yaptığım, Emirhan İlkan'la ilgili de benim de yaptığım şey Emirhan İlkan'a güvenmek. Ben bunu ilk defa yapmıyorum. Ben bu ülkenin gençlerine zaten hep güveniyorum, hep inanıyorum. Güvenip inanmaya da devam edeceğim. Bu görev bana verildiği günden beri, bana söylendiği günden beri ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Çünkü bana inanan, güvenen insanlar vardı. Bana emanet edilen şey de aslında, burada ilk defa başkanımıza söylüyorum, beni çok zorlayacak bir şeydi. Çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi. Size çok sevdiğiniz bir şey emanet edildiğindeki ruh halinizi lütfen düşünün. Ve benim için o kadar kıymetli bir şeydi ki Beşiktaş, ya böyle pamuklara sarsam yeri olmaz, yeri dolmaz bir şeydi. Ve bunun ağırlığı, bunun sorumluluğuyla, biraz da bunun heyecanıyla hep iyi şeyler yapmaya çalıştık. Bu süreçte olumlu durumlar yaşadık. İşte sahanın içinde iyi oyunlar, galibiyetler, işte kaybettiğimiz maçta oldu, geriden gelip berabere kaldığımız maçta oldu. Bütün bu yaşananlarda da sadece ben yokum. Biraz fazlaca bence benim adım söylüyor. Beraber çalıştığım o kadar büyük bir ekip var ki, U19 takımdan beraber getirdiğimiz, benimle beraber çalışan antrenör arkadaşlarım, aynı zamanda kulüpte hocalarımız ayrıldıktan sonra devam eden arkadaşlarımız var. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde de çok büyük bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ben onun sadece bir parçasıyım. Radyo Spor. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna tuttur, oyna hep oyna, kupanı tuttur. Haber Özel. Haber Özel. Bugün günün konusu Mac Gonsalo. Sosyal medyada, özellikle Twitter'da hashtag bölümünde bir numaralı sırada ve canlı yayın konuğumuz bizimle birlikte. Mark, hoş geldin yayınımıza, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol Mark, sen de iyisin umarım. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Mark, sen ya, benim arkadaşımsın. İstediğin gibi olmadım ama. Biliyorum. Yok, hayır öyle. Sen benim arkadaşımsın. Sizli bizli konuşmaya gerek yok. Her şeyi açıklayalım burada. Sen benim arkadaşımsın. 10 küsur yıldır. 15 yıl oldu mu arkadaşlığımız? Evet 15 oldu ya. Yani sen Barcelona'dan ayrılıp kesin olarak Türkiye'de yaşamaya karar verdiğin yıllardan bu yana tanışıyoruz biz. Aynen. Doğru tanışıyoruz. Tabii. Sonra bir Matias Delgado vardı, hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Onun sayesinde daha çok arkadaş. Doğru. Ortak bir arkadaşımız vardı bizim. Bizim dostluğumuz zaten orada daha çok yoğun bir şekilde başladı. Doğru söylüyorsun. Bizim ortak arkadaşımız Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Arjantinli Matias Delgado. Delgado sayesinde tanışmıştık Mark'ta. Ve yıllardır Mark'ta dostluğumuz sürüyor, devam ediyor. Mark, biliyorsunuz, Kasımpaşa'da 7 yıl başarıyla çalıştı. Çok büyük bir özveriyle çalıştı. Değişik firmalarda çalıştı.
dönüştü. Türkiye'de çalışıyor ve pek çok dili de yönetebiliyor. Aslı Katalan, ana dilleri İspanyolca ve Katalanca. Bunun dışında hangi dilleri konuşuyorsun Mark? Yani ben kızlarımla mesela Katalanca konuşuyorum. Annemle İspanyolca konuşuyorum. Bir kardeşimle, pardon abimle Katalanca konuşuyorum. Ablamla İspanyolca konuşuyorum. Böyle karışık karışık. Karışık. Ama bunun dışında İngilizce biliyorsun. Başka tabii, hangi dilleri biliyorsun? Türkçe, İngilizce. Türkçe biliyorum. Portekizce de biliyorum. İtalyanca. İtalyanca bayağı birkaç tane dil var bende. Evet, birkaç tane dili biliyorsun. Ve bunu da Kasımpaşa'da kullanabildiğini gösterdim bu dilleri. Evet. Evet, aynen öyle. Doğru. Mesela ilk geldiğinde sadece İtalyanca konuşabiliyordu ve Fransızca. Fransızcam yok yani çok zayıf. Bu yüzden ben onunla İtalyanca konuşuyordum ve tercümanlık yaptım onunla. Onun için sonra orada... Bizim İspanyolca konuşan futbolcularımızda da vardı. İspanyolca konuşuyordum, Portekizce de konuşuyordum orada. Doğru. Hepsini konuşabiliyorsun, yönetebiliyorsun. Ben, Mark, sen hangi takımı tutuyorsun? Hangi takımı tutuyorum? Ben söylersem bence hiç kimse şaşırtmayacak. Ben İspanyolum biliyorsun. Evet. Tolunalıyım. Ve Barcelona tutuyorum. Maalesef bugünlerde aslında Barcelona yine de tutuyorum. Çok kötü gidiyor ama ben Barcelona'yım, Barcelona tutuyorum. Sen Barcelona futbol takımı dışında herhangi bir takıma sempatiyle baktın mı ya da ben o takımın taraftarıyım dedin mi? Ben bakın, bakın derken herkese söylemek istiyorum. Ben şu anda diyelim ki benim bir arkadaşım var. Mesela daha önce söyledik, Matias Delgado vardı. Ben Matias'la çalışmıştım. 3 sene çalıştım onunla. Bir de dostluğumuz vardı. Beşiktaş'ta çalışıyordum. O zaman ben Beşiktaş'ı tutacağım. Neden? Çünkü benim arkadaşım orada oynarsa ben Beşiktaş'ı tutacağım. O zaman şöyle diyelim Mark. Matias Delgado Beşiktaş'ta kaptanlık da yapmıştı biliyorum. Evet. O orada oynadığı için sen Beşiktaş'ı tutmadın ama Beşiktaş'ı destekledin. Çünkü arkadaşın çok şey paylaştın, bir kişi orada olduğu için sen de onunla birlikte Beşiktaş'a girdin çıktın ve Beşiktaş'ı destekledin ama taraftarı olmadın. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta mesela Karuska için de aynı şey olmuştu. Karuska Galatasaray'da oynadığında işte 12 sene gibi değil mi? Aşağı yukarı 12 sene önce gibi. Karuska burada tanışmıştı ve güzel bir dostlukta da kurduk. Ve o oynadığı zaman ve oynamadığı zaman ben Galatasaray'ı da kazanmasını istemiştim. Neden? Çünkü orada bir arkadaşım çalışıyor, arkadaşım oynuyor. Ve tabii ki onun başarı olmasını isterim. O zaman Galatasaray'ı da destekledin. Carrasco evet, Galatasaray'dayken. Orada da vardı. Hatta, şimdi biliyorsun bir olay oldu. Bu olay işte bir Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Ben bunu soracağım. Mark, şimdi sen 48 saatten az bir süre içerisinde Florya'da bulundun ve ayrılmana neden olan bence esas mesele de bu. Carrasco'nun formasıyla bir paylaşım yapmışsın. Paylaşımın altına da malum takım yazmışsın. Galatasaray'ı kastederek. Sen bunu niçin yaptın? Galatasaray'la ilgili bir alıp veremediğin mi var? Bir düşmanlık mı söz konusu ya da Galatasaray'a ters mi bakıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın? Bunu açıklar mısın bize? Bu da çok enteresan bir durum. Ben öyle bir şey hissetseydim bir kere silerdim. Bir kere öyle bir şey hissetmezdim. Ve bir kere en önemlisi oraya çalışmak için gitmezdim. Bu çok mantıklı bence. Derdin ki hayır ben gitmek istemiyorum. Galatasaray'la ilgili iyi duygularım yok. Ben Florya'ya gidip çalışmak istemiyorum derdin değil mi? Sen bunu diyebilecek bir adamsın. Bu nitelikte bir insansın. Zaten sevmediğin bir yere neden gideceksin ki? Bence de. Orada hatta ben iki dilde kullanmıştım orada. Bir İngilizce kullandım ve Türkçe kullandım. Gördüğünüz gibi bazen benim Türkçem yetmeyebilir. Şimdi şunu açıklayalım Mark. Sen bu paylaşımı, çok özür dilerim araya girdim ama sen bu paylaşımı yaptığında zaten Türkiye'ye yeni gelmiştin. Türkçe'ye de şu an olduğu kadar hakim değildin. Dolayısıyla sen İngilizce yazdın, İngilizce çeviriyi, İngilizce Türkçe bir çeviri programından İngilizce Türkçe çeviriyi Türkçe olarak oraya yazdın. Normalde İngilizce yazmak istediğin şey başkaydı. Yani bu malum takım ifadesi neden yazıldı onu sormak için
Aslında onu öğrenmek için soruyorum. Aynen öyle. Öyleydi ve o şekilde zaten çok belli oluyor. Yani kim biraz İngilizce doğru düzgün bir İngilizce biliyorsa ilk yazdığım satırlar zaten İngilizce ve sonra onun çeviri yazmıştım. Biliyorsun malum takım diye Galatasaray'ı sevmeyenler, yani fanatikler, çok aşırı Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi fanatikçe destekleyenler, Beşiktaş'ı destekleyenler, evet, Trabzon'u destekleyenler malum takım diye hitap ediyorlar Galatasaray'a. Ama sen diyorsun ki ben onlar gibi düşünerek yazmadım, İngilizce bir yazı yazdım, onun Türkçe çevirisini oraya koydum. Yoksa Galatasaray'a düşmanlık yapmak için bu ifadeyi kullanmadım diyorsun. Zaten hala ben söylüyorum, yani benim İngilizce'de yazdığımı bir İngilizce bilen iyi okursa orada benim söylemek istediğim bir takım var ki keşke o futbolcu, o yetenekli futbolcuya daha çok bir şans verseydi. Evet. Onu demek istedim. Ve zaten fotoğraf da zaten espri oradaydı. Yani Galatasaray söylemek gerek yoktu. Neden? Çünkü zaten Galatasaray'ın formasını tutuyorsun. Tutuyorum. Yani sen Galatasaray'a düşman olsan Galatasaray'ın formasını tutup niye poz vereceksin? Taraftar yani, gibi. Değil mi? Yani, orada taraftar gibi poz vermişsin. Arkadaşın orada oynuyor. Yani, desteklemişsin yani. Zaten bakın ne istemiştim ben. Keşke daha çok güzeldi. Yani keşke daha çok fırsat verilseydi. Daha çok o kendisi potansiyeli gösterebilirdik. Potansiyeli gösterebilirse Galatasaray için daha çok iyi bir şey olurdu. Bence. Buna göre. Çok yetenekli, daha çok güzel bir şey olurdu. Yani sen orada masum bir eleştiri getirdin. Orada Galatasaray'a düşmanlık yapmak, Galatasaray'ı küçük görmek, hakir görmek amacı taşımadın ama eleştirdin. Aynen. Keşke arkadaşıma daha çok şans verilseydi dedin. Aynen öyle. İlk önce çünkü benim arkadaşım keşke daha çok fazla oynasaydı. Bunu istedim. Bir, ikinci o potansiyeli gösterebilseydi Galatasaray için zaten daha çok iyi olurdu. Çünkü daha çok gol atardı, daha çok asist yapardı ve daha çok maç kazanırdı. Kötü bir şey değil burada. Anladım. Peki. Bu da tam tersi. Keşke yapsaydınız daha çok bile olabildiniz. Hı-hı. O anlama geliyordu. Sen Katalonya'da zaten bir şekilde anlaşılıyor. Anladım. Demek istediğini çok net anladım. Orada masum bir eleştiri yaptığını söylüyorsun. Carrasco'ya daha fazla şans verilebilirdi Galatasaray'a. Onu yazmak istedim ama İngilizce programı İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken bir takım anlam kaymaları olabiliyor. O ifade oradan kaynaklanıyor. Yoksa Galatasaray'ı küçük görmek amacıyla düşünmedim. Sen Katalonya'da doğdun, büyüdün. Katalonya'da yaşarken daha Türkiye'ye gelmeden Galatasaray'ı biliyor muydun? Yok. Yani tanımıyor muydun Galatasaray'ı? Sen oradayken 2000'de Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu. Bakın. Real Madrid'i sizin ezeli rakibi yendi mesela. Bu da çok çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ben eskiden ne zaman kaç yaşındaydım ben? Aşağı yukarı 14 yaşında gibi. Ben bir video konsolda bir oyun oynuyordum bir arkadaşımla. Ve futbol oynardık. Ben her seferinde ben Barcelona tutuyordum. Benim arkadaşım Real Madrid tutuyordu. Her maç, her seferinde muhtemelen burada da aynı şey yapılıyor. Real Madrid Barcelona, Real Madrid Barcelona. Her seferinde böyle gidecek. Ve bir kez diyoruz. Arkadaşım. Bir gün başka bir ligden başka bir takım tutalım. Tamam, okey. Sonra ben nedense ben dedim tamam, ben Türkiye olsun. Ve bir baktım ve diyorum bak ilk olan hangisi? Galatasaray. Tamam, o zaman Galatasaray alayım. Çünkü en üstteki görmek istiyorum. En üsttekini kullanmak istiyorum. Benim arkadaşım hatırlamıyorum. İşte Romanya'dan bir takım aldı. Steaua Bucarest olabilirdi, hatırlamıyorum. Ama sanki öyleydi. Ve ben Galatasaray'ı almıştım. İlk önce tabii ki neden aldım? Çünkü ben Katalanım ya. Evet. O zaman ben Galatasaray'ı kullanayım ki en aslında Katalan bayrağı kullanıyor. Yani bu anladım. Anladım. Oradan bir bağlantı kurdun. Yani Katalunya'nın resmi renkleri, ulusal renkleri sarı kırmızı çizgili, Galatasaray'ın renkleriyle aynı. Dolayısıyla oradan bir sempati kurdun. Sempatiyle bakmaya başladın Galatasaray'a. Üstelik daha çok enteresan bir şey, şu anda yeni gelen inanılır gibi değil tecrübeli. Ben iki gün içinde neler gördüm. Gerçekten bu Galatasaray taraftarlara içten söylüyorum ki neler kötü şeyler benim hakkımda söylediler. Ben şu anda benim Instagram'da 2000 kaç şimdiye kadar 2500-2700 mesaj aldım ve diyelim ki çok fazla güzel şeyler söylemiyor benim hakkımda.
öyle olmasına rağmen gerçekten hiç önemli değil. Hiç önemli değil çünkü gerçekten inanılır gibi iyi bir hoca aldılar. İnanılır gibi değil. Gerçekten yani daha iyi bir tane bulmak imkansı. Torrent'ten bahsediyorsun değil mi? Evet. Ne yaşadınız? 24 saati biraz aşkın bir süre Florida Torrent'te çalıştın. Ne yaşadın tam olarak Torrent'te? Yani ne dedi seninle ilgili olarak? Üzülmüştür eminim oradan ayrılmış olmana. Dün başlamıştık. Saat 9'da gelmişti. Bir anda yani her şey çalışmaya başladık. Çünkü gerçekten zamanımız çok az vardı. 11'de ilk idman yapacaktık. Sonra biraz 11.30'da sonunda ertelendi. Çünkü hiç zamanımız kalmadı. Ama adam çok profesyonel bir şekilde her şeyi ayarladı. Her şey çok mütevazi, inanılır gibi değil. Onun için çok çok iyi biliyor. Onun yardımcısı da çok iyi iş yapıyor. Sonra tabii güzel bir şey oldu ve şu anda bunu da söylemek istedim. Adamlar Katalanca konuşuyor. Ben de Katalanım. Benim ana dilim işte Katalanca. Ondan sonra hemen çok güzel bir diyalog. Bir diyalog kurdu. Evet. Çabuk bir şekilde. Neden? Çünkü yani Katalanca hem de ya var ya Katalanca, Türkçe Katalanca. Nerede bulacaksın böyle bir şey? Hele bu piyasada. Bildim ki az var. Ondan sonra hemen onlar çok sevdi. Hem de ben zaten herkes beni tanıyan, hiç kimse Mark vallahi hiç koşmuyor, hiç şey yapmıyor vesaire. Kimse azla bir şey diyemez. Ben her şey için koşuyorum. Hatta benim mesela işte 2 gün çalıştım orada. Kim beni gördüyse durmadan koşuyorum. Buradan bir sağ. Yani futbolcular kadar koşuyorum. Bir efor testi aslında. Bugün bir efor testi yaptık. Yapsalar en az futbolcular kadar koşu mesafelerini çıkar değil mi? Yok valla bir de aynı zamanda ben belki yani hiç bilmiyor da ben üstten biliyorsun ve paylaşmak istiyorum aynı zamanda burada Raja Spor'da. Ben UEFA Pro lisanslıyım. Ben antrenörüm aynı zamanda. Yani sadece tercümanlık yapmıyorum. Ben aynı zamanda antrenörlük yapıyorum. Ve tabii ki bir katkı sağlamak istemiştim burada bu kulüpte. O şekilde belirttim ben Domenech Torrent'e. Yani hocaya söylemiştim. Hoca çok çok sevdi. Çünkü diyor aslında ihtiyacımız var. Yani futbol bilen burada ve sadece tercümanlık yapan biri istemiyoruz. Biz aynı zamanda bize yardım etmek için lig tanıyan biri, esnaflar tanıyan biri, kültürü tanıyan birine ihtiyacımız var. Ve gerçekten sen varsın demişti. Hatta başkana bu olaydan sonra yöneticilerle konuştu. Başkanla belki konuşmuş ya da konuşmamış onu çok iyi bilmiyorum ama kesinlikle yöneticilerle konuştu. Ama onlar maalesef kabul etmediler. Bence bir yani bu olay ne diyebiliriz bilmiyorum. Ama hoca 3 kez istemişti. 3 kez söyledi. Markı istiyoruz. Gerçekten çok faydalı olacak bizim için. Ben de aynı şekilde o şekilde düşünüyorum tabii ki. Yani ne diyeceğim de ama gerçekten o şekilde. Yani Katalanca biliyorum. Onların ana dili zaten Katalanca. Onların aralarında zaten İspanyolca bile konuşmuyorlar. Katalanca konuşuyorlar. Ve ben orada bulunduğum için hemen her şey bir şey derlerse ben diyorum. Ha bunu mu istiyorsunuz? Bekle bir tane. Hop. Koşuyorum aşağıya. Arkadaşlar işte malzemecilere söylüyorum. Bilmem ne söylüyorum. Çünkü zaten söylemek bile gerek yok. Ben duydum, hemen aşağı iniyorum ve onların istediklerini hemen paylaşıyordum. Yani onlar da yani 4 tane yardımcısı var değil mi? Torrent'in 4 tane yardımcısı var. Kendisiyle birlikte 5 kişilik gelen ekiple öyle mi? Evet, aynen öyle. Çok iyi ilişkilere sahip oldun hemen ve çok faydalı oldular. Faydalı olacağını düşündü. Onlar da senin kalmanı ve devam etmeni istiyorlardı ama şartlar öyle gerektirmedi maalesef. Yani hatta bildiğim kadarıyla 3 kere istendi. Maalesef ret edildi.
Ne? Kabul üç kere istendi Mark? Üç kere istenen ne? Üç kere benim burada kalmanı istedi. İstendi. Peki. Mark şimdi tabii bizim arkadaşlığımız ya biz arkadaşlığımıza istinaden bir takım yorumlar yapılıyor. Yok arkadaşını koruyor falan filan diye. Ben bir kere arkadaşımı korumuyorum. Ben Mark Gonzalo'nun profesyonelce çok iyi bir iş çıkartabileceğine tam itimat ettiğim için ki Torrent bunu görmüş. Yarın bir gün Torrent'e yeri gelir de sorarlarsa Torrent kendisi söyler. İtimat ettiğim için referans oldum. Kasımpaşa'yla yıllara dayanan bir ilişkim var. İyi ilişkilerim var. Eksik olmasın. Hasan İlmi Öksüz'e söylemiştim. Onlar böyle bir arayış içerisindeyken ve gittin orada 7 sene başarıyla hizmet ettin. Yine aynı şekilde de Galatasaray'da da referans oldum. Ben seni aktarmak ya da arkadaşımı korumak maksadıyla bütün bunları konuşmuyorum. Söylemiyorum. Senin profesyonelliğine inandığım için bu noktada hata yapmayacağına saygıyla bulunduğun her kuruma hizmet edeceğine inandığım için referans oldum ve bugün bu konuşmayı yapma zarureti hissediyorum. Bunu da böyle yazanlar olduğu için işte arkadaşını koruyor diye yazanlar olduğu için belirtme ihtiyacı hissettim. Sen özette şu yani bir kere senin tuttuğun bir takım var, o da futbol kulüp Barcelona. Bunun dışında herhangi bir takımın taraftarı olmadın ama sen hangi camiada hangi kurumda çalışıyorsan onun menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir gerçek profesyonelsin. Galatasaray'a da bu duygularla gittim ve ben Galatasaray'a da büyük bir saygıyla yaklaştığını düşünüyorum. Buraya geldiğin, burada yaşamaya başladığın günlerden itibaren öyle mi? Ben her seferinde saygı duyuyorum. Mutlaka saygı duyuyorum. Her şeye saygı duyuyorum. Nasıl yazdık, kim beni tanırsa ki zaten şöyle de demek istiyorum. Ben Instagram hesabımda toplam 86, 10 senedir kullanıyorum gibi 86 paylaşım. Yani çok fazla kullanan biri değil. Hatta çok aktif değilim. Hatta neredeyse hiç aktif değilim. 2 hafta önce Arı'ya gitmiştim iş için ve orada bir fotoğraf paylaştım. Ve bir önceki 2 ay önce 3 ay önce mi ne hatırlamıyorum bile. İşte benim kızım tenis oynuyor. Orada bir paylaşım yaptım. Yani çok fazla paylaşım yapan biri değilim. Ben her seferinde çok saygı göstermeye çalışıyorum. Hatta ben burada 15 senedir burada çalışıyorum. Burada yaşıyorum. Ve ben bu ülkeyi saygı gösterdiğim için ve sevdiğim için buradayım. Yoksa burada kalmazdım. Doğru. Ve bir de şu Paris Saint Germain maçı var. Paris seviyorum ama hiç kimse yanlış anlamasın. Peki. Ben Barcelona'lıyım. Ben Barcelona tutuyorum. Çünkü herkes buraya biri geldiğinde herkes diyor, hangi takımı tutuyorsun? Barcelona. Yok buradan. Buradan ne bileyim ben. Ben şu anda Kasımpaşa Spor'u çalışıyorum. Ben Paşalıyım. Hadi ya, ne diyorsun ya? Evet, ben çünkü şu anda orada emek veriyorum. Ve o zaman yani çalışıyorum. Kesinlikle benim takımımı kazanmasını istiyorum. İki gündür Galatasaray kazanmasını istiyorum. Neden? Çünkü orada çalışıyorum. Hatta isterim hala, devam isterim. Neden? Çünkü şu anda hiç takım da tırnakla tabii ki mesela Kasımpaşa'da tabii ki arkadaşlarım kaldı. Ama Dumanek Torrent'in başarılı olmasını çok isterim. Çünkü iki gün içinde dediğin gibi o kadar profesyonel biri gördüm ki mutlaka başarılı olmasını istiyorum ki görünsün ki eğer profesyonel isen başarılı olabilirsin. Ki bazen biliyorsun bazen çok profesyonel olabilirsin ama maalesef işte şanssızlık olur, anladım. Ve 4 tane maç kaybediyorsun, yolluyorlar seni. Ve bazen işte bir haksızlık var ama tabii ki futbol budur yani, o da doğru. Yani futbol peki böyle. Ama bunu söylemek istiyorum yani saygı gösteriyorum herkese, her şeye, bu ülkeye, bütün takımlara aslında. Çünkü benim tek takımım Barcelona. Ve nasıl sen bir takımı tutacaksın ve atıyorum benim bildiğim kadarıyla belki yanılıyorum da sen Atletico Madrid tutuyor musun değil mi? Atletico Madrid tutamam. Yani ben Türk'üm ve Türkiye'de bir takımı tutuyorum. Ama Atletico Madrid'e sempatiyle bakıyorum. Evet. Sempati, aynen öyle. Yani sen sen İspanya gidiyorsan hangi takımın kazanmasını istersin mesela? Atletico'nun. Ama diyelim ki senin arkadaşın yani ben Sevilla'da çalışıyorsam. Tabii ki Sevilla'yı desteklerim senin için. Anladım. Sevilla'nın kazanmasını isteyecek. Bu doğal. Ama Sevilla'ya karşı
Ve senin buradaki tuttuğun takım ki söylemeye gerek yok. Oynarlarsa diyecektim Mark. Umarım çok iyi bir iş yapacaksınız. Umarım harika oynayacaksınız. Ama kusura bakma benim takımı kazansın. Normal. Peki aynı şekilde. Ben şu anda diyelim ki Kasım, hatta geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Diyorlar ki ya düşünsene Mark, Galatasaray Barcelona oynarlarsa ne olacak, ben diyorum nasıl ne olacak? Galatasaray yensin, hem de 4-5-0 olsun. Evet, yani Galatasaray Barcelona ile oynarsa sen Galatasaray'da çalışan biri olarak Galatasaray'ın yenmesini, hem de farklı yenmesini istersin. %100. Kızlarının üzerinde yemin ederim. %100. Umarım Galatasaray 5-0 attım, yani 5 gol attım, 6 gol attım. Bu çok önemli şey. Artık ne desin? Doğru, Mark Gonzalo ne desin? Bu temiz duygularını ifade edebilmek için kızları üzerine yemin edeceğini söylüyor. Mark, çok teşekkür ederim. Zamanımızın sonuna geldik. Eminim Galatasaray'daki yetkililer, yöneticiler de seninle çok iyi konuşmuşlardır. Saygı çerçevesinde konuştunuz değil mi? Dostça bir ayrılık oldu. Ben oradan ayrıldığımda Uğur Bey var, Uğur Yıldız. Ben ona bile bir mesaj attım çünkü göremedim onu. O da bile söyleyebilir. Söylemek isteseydi ya da söyleyebilirse. Ben ona onu bulamadım ve ona bile bir teşekkür dedim. Maalesef bizim yolumuz çok erken ayrıldı ama her şey için çok teşekkür ederim. Çünkü herkes gerçekten çok iyi davrandı. Benim işim iki gün içinde benim işim acayip iyi yaptım bence gayet güzel bir iş yaptım ve herkes orada çok iyi davrandı. Keşke daha fazla sürseydi çünkü ben de çok güzel bir katkı sağlayabilirdim. Ben ona %100 ve gerçekten çok üzüldüm çünkü baya güzel bir iş yapılabilir orada. Baya güzel bir iş yapılabilir. Peki. Mark, çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Kendine iyi bak. Size de görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Günün konusu oldu maalesef. Çok iyi şekilde değil ama Mark Gonzalo son derece samimi, içten bir açıklama yaptı. Arkadaşım olduğu için değil, profesyonelliğine sonuna kadar güvendiğim için ben de kendisine referans oldum. Eğer arkadaşım olsa bile profesyonellik konusunda eksik olduğunu düşünseydim hiçbir şekilde referans olmazdım. Beni yıllardır, 12 küsur yıl oluyor bu radyoda bu programı yapıyorum. Tanıyanlar da eminim doğru söylediğim konusunda kanaat getirecektir. Hepinize teşekkür ederim ayrıca. Ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim bizi dinlediğiniz ve destek olduğunuz için. Bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Haber Özel. Haber Özel. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.